Muhabir masasına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Aspor ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Bugün yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi kim olduğunu merak ediyorsunuz. O kravat kime ait söyleyeceğim. Öncelikle sol taraftan başlamak istiyorum. Yusuf Kenan Çalık hoş geldin. Hoş buldum. Sercan Dikme hoş geldin. Hoş bulduk. Ve sevgili Süheyl Uygur. Süheyl Uygur. Emre Kaplan. Yüzün çıkmıyor değil mi? Sen de hoş geldin. Gerçekten bugün seni tebrik ediyorum. Sercan Dikme'yi bu kez gölgede bırakmayı başardın. Bir haftadır bunun hazırlığını yapıyordum. Kıyafetleriyle ön plana çıkıyordu. Bugün bir adım öne geçti. Son ana kadar göstermedim kravatı. Bir adım öne geçmeye çalışır. Acayip bir şey yapar diye. Şurada arkada taktı gördüm. Mikrofonlar takıldıktan sonra burada taktım. Bir de şöyle bir hizmetimiz var. Eğer gözü bozulan olursa tedavi masraflarına katkıda bulunacağız program sonunda. Güzel. Yok ama hani şaka bir yana gerçekten çok dikkat çekici, çok hoş. Daha böyle bir yazlık bir kravat. Ama daha hala İstanbul hava güzel. Yaz günlerini yaşıyoruz. Bugün sıcaktı. Bugün hava güzel ve gerçekten de bizim abi. De için. Doğru bayağı sıcaktı bugün. Ceyda bugünkü yayın için aradığında bunu bana söylememişti. Yani yayını söyledi ancak kıyafet kodu olduğunu söylememişti. O kıyafet kodu dediğin abi. Yani bir renkli bir şeyler giymesi gerektiğine çünkü dair. Yusuf abi yukarıda bizim kıyafetle ilgili çalışmamızı gördü. Hayretler içerisinde sadece bizi izledi yarım saat boyunca. Doğru. Bir kravattı, ceketti, aynen. Onun sen hazır. Söyleyebilir miyim? Neyi? Kravatla ilgili yaşadıklarını. Dördüncü de seçti Sercan Dikme. Bu da onun seyirciye ne kadar saygı evet. gösterdiğini bence gösteriyor. Teşekkür ederim. Güzel toparladım. Kendimi yapma. Tebrik ediyorum. Yani hayır, şaka bir yana gerçekten ne giysem diye bir saat düşünüyor. İşte herkese soruyor bunu mu giysem, bunu mu giysem. Ama hakikaten hepimiz bugün söyleyelim. Çok şıkız yani. Evet. Herkese yine bu noktaya geldik. Evet yine bu noktaya geldik. Bir muhabir masası klasiği olarak. Evet. Yusuf abi bilmiyor. Bizim programda Ahmet Selim Kul Yunanistan'da şu an. Yusuf abi ilk kez geldi. Futbol konuşmuyoruz biz. Bizim programda. Fark ettim. Bunu da söylememişti Ceyda. Ben hazırdım. O zaman şeyi kapatayım. Tableti kapatayım. Ben rahat rahat. Arada güncel konular. Futbolu da arada sıkıştıracağız diye. Ahmet hazır. Söyleyelim. Şimdi tabii şaka bir yana Ahmet Selim Kul bugün burada bizimle beraber değil ve çok güzel görünüyor manzarası. İyi de bir yer seçmiş kendisine. Şu anda Yunanistan'da ve Fenerbahçe ile ilgili son durumu bize aktaracak. Hemen Ahmet Selim Kul'a da iyi akşamlar diyelim İstanbul'dan ve sözü sana bırakalım. Onur Yıldız çok teşekkürler. Stüdyoda olamadığım için tabii ki üzgünüm ama sevgili Yusuf Kenan Çalık da orada gayet güzel ekibe hemen uyum sağlamış. Çünkü gerçekten kıymetli bir ekibimiz var ve uyum sağlamak kolay. Emre'nin kravatını henüz göremediğim için çok heyecanlıyım onu da söyleyeyim. Biter bitmez program ilk iş kravata bakmak olacak. Biz niye Yunanistan'dayız? Fenerbahçe Perşembe günü AEK Larnaka ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak UEFA Avrupa Ligi'nde ve Fenerbahçe grup liderliği için bu maçı da kazanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan maçı 2-0 kazanmıştı Sarı Lacivertler. Grupta avantajlı konumda şu anda. Gol farkıyla liderliği de eline geçirdi. Tabii ki bu iyi gidişatı sürdürüp grubu lider olarak bitirmek ve 1-2 maç az oynamak direkt olarak son 16 turuna kalmayı hedefliyor Sarı Lacivertler. Tabii Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanımıyoruz. Bundan dolayı Fenerbahçe yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanın ardından Yunanistan'ın Rodos Adası'na uçacak ve orada vize işlemlerini tamamladıktan sonra Güney Kıbrıs'a hareket edecek ve direkt olarak oraya inecek. Fenerbahçe'yi tabii ki biz de orada karşılayacağız. Fenerbahçe'nin oraya iniş görüntüleri, orada basın toplantısı, tüm detaylar, takımımıza karşı yaklaşım, tüm bunların hepsini birebir olarak an be an aktarıyor olacağız. Bağlantılarımızla, yayınlarımızla oradaki atmosferi tam olarak ekranlara taşıyacağız. Bunu ifade edelim. Şunu da söyleyelim. Biz de tabii ki buraya geldik. Biz işlemlerini halletmek için şu ana kadar herhangi bir problem olmadığını gayet ilk maçta tabii ki Fenerbahçe yetkilileri ve çok sıcak bir misafirperverlik göstermişti. Şu an buna benzer bir karşılık verildiğini ifade edelim. Biz de yarın Güney Kıbrıs'a geçeceğiz ve Fenerbahçe'yi orada beklemeye başlayacağız. Dileğimiz tabii ki temsilcimizin kazanması, 3 puanla dönmesi ve liderlik yolunda çok ciddi bir avantaj elde etmesi yönünde.
Ufak olarak notlardan da bahsedeyim. Fenerbahçe'de Luan Perez, Willian Araújo, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King henüz sakatlıklarını atlatamadılar. O yüzden yarınki maç kadrosunda yer almalarını beklemiyoruz bu isimlerin. Fenerbahçe'de kadroda yine bazı değişiklikler olacak. Ama son maçta tabii ki bir yorgunluk belirtileri olmuştu. Fenerbahçe çok gol yedi son maçta. Bundan dolayı hatta Justice da vurguda bulundu. Bu yorgunluğa yönelik de bazı değişiklikler görebiliriz kadroda. Tabii daha yarın son antrenman yapılacak. Hatta Fenerbahçe maç günü antrenman da yapıyor. Kadro ile ilgili daha net bilgileri aktarmak için yarınki yayınlar biraz daha beklememiz gerekiyor. Ama Fenerbahçe'nin kadrosunda yine değişiklikler olacağını, forvet hattında değişiklikler olacağını, benzer rotasyonun yine uygulanacağını ifade edelim. Dediğimiz gibi yarın sabah gerçekleşecek antrenmanın ardından Fenerbahçe önce Rodos'a, ardından da Güney Kıbrıs'a gidecek. Biz de an be an bunu paylaşacağız. Takip edip aktaracağız. Tabii yanımızda bir de konuğumuz var. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Thomas Doukas, kendisi Yunan gazeteci, hatta Türkiye Ligi ile çok fazlasıyla ilgilenen bir isim. Kendisini konuk olarak alacağız ve yarınki maçı kısaca soracağız kendisine. Thomas'a tabii ki sizin huzurunda önce hoş geldin demek istiyorum. Welcome Thomas. I would like to ask you about the important game Fenerbahçe AEK Larnaka. What's your expectation about this game? Hemen soruyu da çevireyim tabii ki. Maçla ilgili beklentilerini sordum kendisine. First of all, hello from Athens, from Greece. I think that Fenerbahçe is the brand name of the match, is a favorite, but I think they have to be focused on the match to create many chances in the first match in Kadıköy, and then they will have a clear score, and we hope to see the team in the next round. Hemen ben de çevireyim. Thomas, Fenerbahçe'nin grubun önemli takım olduğunu, marka takım olduğunu ve yine yarın Perşembe günü oynanacak maçta favori konumda olduğunu ifade etti. Ve Fenerbahçe'nin gruptan çıkmak için de bu maçı kazanmasının sonunda avantajlı bir konuma geleceğini belirtti. Şunu ifade edelim, tekrar edelim hatta. Thomas da hem Türkiye Ligi'ni hem de tabii ki Güney Kıbrıs'ı oldukça yakından takip ediyor. And I would like to ask you one more question. Also there is a big race between Fenerbahçe and Ren, who will complete the league in top, who will be first team? Şunu da sordum, hemen belirttim. Grubu kim lider tamamlayacak? Fenerbahçe ve Ren arasında çok ciddi bir rekabet var. Bunu sordum. Bununla ilgili görüşlerini de alalım. In my opinion, Fenerbahçe is much better of the three teams in the group. Just to be focused in each match and they will have the first position for sure. Okay. Thank you very much. Thomas da bununla ilgili yine Fenerbahçe'nin diğer 3 takımdan daha iyi bir formda olduğunu ve grubu lider tamamlama ihtimalinin diğer takımlara göre çok daha yüksek olduğunu ifade etti. Burada biz de tabii gün içinde konuştuğumuzda Fenerbahçe'nin bu gruptan lider çıkması yönünde insanların, sporla ilgilenen gazetecilerin çok ciddi bir görüş ağırlığı olduğunu ifade edelim. Yunanistan'dan biz notlarımızı aktardık, detayları aktardık. Bir meslektaşımızın görüşünü aldık. Buradaki yayınımızı şimdilik tamamlamış olalım bu şekilde ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Peki Ahmet, eğer müsaitsen yayın için biz de sana birkaç soru sormak isteriz. Tabii müsaitim, sorabiliriz. Şimdi şuradan başlayalım. Fenerbahçe'nin savunmada bazı zaafları gözüktü. Avrupa maçlarında ve şu ana kadar işte derbi diyebileceğimiz maçlarda üçlü savunmayla oynadı genelde Jesus. İşte Ren deplasmanında, bu en son Larnaka maçında, Beşiktaş maçında yine üçlü savunmaya dönecek mi sence? Ben bu maçta da dönmesini bekliyorum. Yani Serdar Aziz'in, sevgili Onur Yıldız, Serdar Aziz'in yeniden ilk 11'e girerek üçlü savunmayla çıkmasını bekliyorum. Ama şöyle bir parantez de açalım. Zalai şu ana kadar bir maç dışında hepsinde 90 dakika sahadaydı. Milli takımda zaten sürekli oynuyor. Zalai aynı durumu geçen yılda yaşamıştı. Sürekli, o özellikle ilk dönemde sürekli ilk 11'de 90 dakika oynamış. Bundan dolayı da bazı düşüşler yaşanmıştı formunda. Son maçta da hatalar yapmıştı. Bu aşırı yorgunluktan dolayı böyle bir karar görebiliriz ama daha çok hocanın yaptığı denemeler şu anda antrenmanda bu maça yönelik üçlü savunma yönünde. O yüzden ben yine Gustavo Zalai, Serdar Aziz'in üçünün birden sahada olmasını beklediğimi ifade edeyim. Şunu da sorayım sana, Altay'la ilgili bir sıkıntı olmuştu en son oynanan karşılaşmada, Fatih Karagümrük maçında. Altay'ın acaba morali nasıl şu anda?
Yani Altay'ın morali çok çok iyi değil. Bunu kabul edelim. İyi bir dönemden geçmiyor. Doğal olarak da bu moralini bozuyor. Onu sağ dışında üzen başka şeyler, sağ içinde yaşanan hani bu hatalardan dolayı üzen konular var. Farklı konular da olabilir. Futbolcuların böyle dönemleri oluyor. Bence burada Altay'ın daha açık olması gerekiyor. Daha bence sorunları çözmeye yönelik davranması gerekiyor. Yönetiminde bu konuda anlayışlı olması gerekiyor. Bunu ifade edelim. Burada Altay konusu ya bir moral bozukluğu söz konusu. Bunu inkar edemeyiz. Bu performansına da yansıyor. Daha doğrusu ikisi birbiriyle alakalı bir konu. Bu konunun da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Çünkü son maçta İrfan Can Eğribayat kadroda değildi. Osman Ertuğrul Çetin kadrodaydı. Bu da önemli bir not. Cesus'un bakış açısını göstermesi anlamında önemli bir not. Bu yüzden Altay'ın performansı Fenerbahçe için çok kıymetli. Burada bence idaresel anlamda bazı müdahaleler de gerekiyor. Bazı dokunuşlar da gerekiyor. Bu şekilde Altay'ın performansı kısa süre içerisinde toplanır diye düşünüyorum. Son olarak şunu da sorayım. Biz birazdan stüdyoda konuşacağız, yorumlayacağız. Fenerbahçe takımı içinde, işte yönetimde, teknik heyette, futbolcular içinde bu sezon 103 gollük rekoru kırma, egale etme, aşma gibi bir şey konuşuluyor mu acaba? Çünkü artık kamuoyu bunu iyice konuşmaya başladı. Sonrasında da senin fikrini de merak ediyorum. Sence bu gerçekleşir mi? Şöyle bahsedelim. Tabii ki şu anda camiada bu fazlasıyla konuşuluyor. Yani taraftarlar bu durumun farkındalar ve Fenerbahçe'nin karakteristik özelliği bu aslında. Yani 5 gol atınca ilk yarı 5 gol atıp ikinci yarı yuhalanan bir takımdan bahsediyoruz geçmiş yıllarda, çok eskilerde. Bu dönemlerde de benzer durumlar yaşanıyor. Yani Fenerbahçe'nin ilacı çok gol atmak, böyle bir oyun oynamak. Yenilen golleri bir şekilde göz ardı edilebiliyor. Ama bu durumun futbol takımı kısmında konuşulduğunu çok fazla söyleyemeyiz. Tabii yabancı ağırlıklı bir topluluklar, bunun payı çok büyük. Bir de Cesus, size şöyle anlatalım. Altay'a koşan oyuncuları uyaracak kadar detayları düşünen Cesus böyle şeylere çok fazla izin vermiyor. Bunu da açıkça söyleyelim. Yani futbolcular bir şekilde bunu dillendirmeye başlasa burada hemen müdahale geliyor. Bu yüzden evet 103 gollü şampiyonluk Fenerbahçeleri heyecanlandıran bir konu ama Fenerbahçe futbol takımında bu gündemin çok fazla olmadığını ifade edelim. Bu rekor kırılabilir mi? Ben 5-4'lük maça kadar çok gerçekçi görmüyordum. Ondan öncesinde de bahsediliyordu bu konudan. Ama hani Fenerbahçe'nin şampiyon olur olmaz ayrı konu, ligi nerede bitirir ayrı konu. Ama gol konusunda 100 gol barajının üstüne çıkma ihtimali bence bu sezon hiç olmadığı kadar yüksek. Peki, çok teşekkür ediyorum sana. Zaten seni 2 gün boyunca zorlu bir çalışma maratonu da bekliyor. Kolaylıklar diliyorum. İyi haberlerle, galibiyetle dönmeni bekliyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir karşılık gelmedi ama biz herhalde sesimiz gitmedi. Tabii güzel de bir yayın oldu. Kendisini de tebrik ediyorum. Yunan gazeteciden de orada atmosferi, oradaki durumla ilgili son bilgileri de aldık. Şimdi hemen Yusuf Kenan Çalık'la başlamak istiyorum. Bıraktığımız yerden devam edelim. Altay'dan mı? Hayır, 103 golden. Güzel şeylerden başlayalım bence önce bir. 103 gollük rekor. Mesela seni heyecanlandırıyor mu? Acaba bu sezon evet olabilir diyor musun? Bu takım bunu vaat ediyor mu? Yani takımın vaat ettiği güzel şeyler var. Onu söylerim. İlk olarak Fenerbahçe DNA'sına geri döndü. Fenerbahçe iyi futbol oynayan, kaliteli futbol oynayan, taraftarını eğlendiren, mümkün olduğu kadar keyif veren bir futbol oynamamıştı çok uzun süredir. Doğru. Ve bunu tekrar kazandı. Belki son Zico döneminde, bir de Ersun Yanal'ın sezonunda Fenerbahçe taraftarı oynanan futboldan keyif alıyordu. Çok uzun süredir öyle bir keyif yoktu. Neticeyi de alamayınca ister istemez büyük bir sıkıntı doğuyordu. Bugün elde edilen sonuçlar, atılan goller tabii ki hafızalarda ister istemez 103 gollük rekoru hatırlatıyor. Bu rekor ilk hedef mi şu an Fenerbahçe açısından? Taraftar açısından belki öyle bir hedef olabilir ama Jorge Jesus'un gol saydığını açıkçası düşünmüyorum. Ama 2.5 gol, 2.6 gol ortalamasıyla kalan haftalarda giderse Fenerbahçe aşağı yukarı bu gol barajına ulaşmış oluyor. Bu yapılabilir mi? Yani bugünkü görüntüye bakarsak yapılabilir. İki maçta gol atamadı. Bir Beşiktaş, bir de Konyaspor mücadelesinde. Yani iki maçta gol atmadan buraya kadar geldi 25 golle. Onu da hatırlamak lazım. Her maç gol atan bir takımdan bahsetmiyoruz. Eğer bu ritimle devam ederse evet geçme ihtimali var. Bu heyecanlandırıyor mu? Bence Fenerbahçe taraftarını şu an heyecanlandıran tek hedef var.
Süper Lig'de şampiyonluk. O şampiyonluğun yanı sıra, yani şampiyon olası şampiyonluğun yanı sıra heyecanlandıran bir oyun var. Bir teknik direktör var. Oyuncu kadrosuna bakarsak herkes neredeyse formda ve katkı veriyor. İrfan Can Eğribayat haricinde her oyuncuyu denedi. İlk 11'de de oynattı. Gol yollarına bakacak olursak ligde 12 farklı isimden katkı almış. Totalde diğer Avrupa maçlarıyla birlikte 18 isimden verim almış bir Fenerbahçe var. Daha ne isteyebilir bir takım taraftarı? Takımının iyi oynamasını, kaliteli futbolu sergilemesini. Şampiyonluk meselesi bambaşka bir konu. Evet. Çünkü az gol yemesini diye mesela az gol yemesini diye de ekleyebiliriz değil mi? Çünkü bu son maça kadar herhalde evet. Öyle olurdu diye düşünüyorum. Karagümrük mücadelesinde kim maçtan önce Karagümrük Kadıköy'de 4 gol atar diyebilirdi. Kimse söylemezdi. Ama burada Fenerbahçe'nin de hataları var savunma açısından. Hem bireysel hem takım savunması. Ama bunlara da önlem alınacaktır. Şimdi 4 gol yerken 5 gol atarak kazanmak hem oyuncuya özgüven aşılıyor hem de rakipleri açısından. Çünkü yani maçı takip ediyorsunuz Fenerbahçe maçını. 10 dakika kalmış skor 4-4. Fenerbahçe puan kaybetti diye düşünebilir rakibi. Ama öyle olmuyor. 90 artıda da yine Batshuayi'nin golüyle bir de o da önemli. Caner'in bozduğu offside. Evet Caner'in bozduğu offside. Ama mi? Caner'in kariyeri herhalde böyle özetleyebiliriz. Caner'in aynen, kariyerinin yıllardır yaşadığı sıkıntı onun. 30'luk bölümü hücum yapan takımın hücumuna bakıp yan hakeme dönüp elini kaldırıp offside çalınmadığında veya bayrak kalkmadığında yan hakeme isyan edip koşmak da geçti. Yani o yüzden şaşırmadık diyoruz yani herhalde. Alıştığımız bir görüntü. Hatta sen hatırlarsın Napoli Beşiktaş mücadelesinde deplasmanda 8-9 metrelik bir offside'i bozmuştu. Napoli ilk golü atmıştı. Yani birçok maçta yaptı. Caner'in savunmacı olmadığı için yani özünde böyle hataları oluyor. O yüzden burada net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Gol rekoru bir hedef mi Fenerbahçe açısından? Belki Nisan ayına geliriz, çok yaklaşılır. Şampiyonluk yarışında da işler iyi giderse daha net bir hedef olabilir ama bugünden bunu konuşmak bence çok Fenerbahçe'nin hedefleri arasında değil. Peki. Şimdi o zaman Altay konusuna da geleceğim ama sizin de fikrinizi merak ediyorum. Bu Fenerbahçe'nin 103 gollük rekoru kırma şansı nedir Sercan Dikme? Ya bu takım içerisinde konuşulmuyordur zaten ama Onur abi şampiyonluk yolunda ekstra evet şampiyonluk konuşulur takım içerisinde ama acaba camia içinde, medya içinde, taraftarların kendi arasında konuşurken 103 golü düşünmesi bile aslında Fenerbahçe'nin nasıl bir hava yakaladığını gösteriyor. Tabii. Bu böyle bir hava içerisinde bunların konuşulması güzel bence. Hiçbir negatif ortam oluşturacak bir şey de yok bunda. Hı. Ne güzel demek ki. Belki işte takımı daha da ileri taşıyacak bir tabii, şey, daha motive edecek bir şey. Yerli oyuncular farkındadır. Yabancı oyunculara da zaten söylüyorlardır ama bu konuşulması camianın nasıl bir havada olduğunu gösteriyor. Yusuf Kenan Çalık az önce o son işte iyi futbol oynanan yılları söylerken çok az bir iki tane doğru sezon hatırlıyoruz. Aynen öyle. Ve artık bu sezonu ekleyebiliyoruz. Hı hı. Fenerbahçe taraftarı o kadar aç ki şampiyonluğa, başarıya veya o kadar aç ki bunların konuşulması gayet normal. Yani yakalayabilir mi? Bilmiyorum yani hiç düşünmedim. Yakalayabilir işte senin ifade ettiğin gibi. Eğer 2 nokta bilmem neye 2.6 galiba. 2.6'yı yakalarsa olur ama çok da aslında böyle Fenerbahçe taraftarı demiyordur ki şampiyon olmayalım ama 103 öyle bir şey yoktur. Şampiyon olsun eğer yanında bir de 103 golü geçerse unutamayacağı Fenerbahçe'nin bir sezon olur. Pastanın çileği gibi tabii, olur. Evet. Şimdi 8 maç oynadı Fenerbahçe. Birini bay geçti. 25 gol attı. Yani 3 golden fazla şu anda ortalaması. 10'da 7. 17. 10 tane yedi ama şu anda yediklerin bak sürekli... Hayır. hayır Yusuf Kenan demedi mi? Ne demedi değil mi? Bak senden destek bekledi. Hoş geldin bizim programımıza. Demiş olabilirim ama. Sen demedi mi Fenerbahçe'nin oyununu beğenmiyorum diye. Şaka yapıyorum bu arada. Peki, ama pozisyon verdiğini yok, söylemeye çalışıyorum. Tabii evet. Ona geleceğiz. Defans savunma zaafından bahsetti. Evet. 103 gollük rekoru kırdığı dönemde 8 maçta 18 gol atmış. Yani şu anda ortalama daha fazla. 25 gole 18 gol. Emre Kaplan sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe'nin bu durumuyla ilgili? Abi bu yani konuşulması, dillendirilmesi Sercan'ın dediği gibi güzel bir şey, pozitif bir şey. Fenerbahçelilerin özlem duyduğu bir şey. Olumlu şeylerden bahsetmek. Çünkü biz son yıllarda bu haftalara gelindiğinde artık yavaş yavaş artık 9. 10. haftadan itibaren Fenerbahçe camiasının biraz daha sağ dışı konulara yöneldiğini görüyorduk. Çünkü sağ içinde bir şey görülemiyordu. Bu Fenerbahçe adına, o Kadıköy'de maç izlemeye giden taraftarlar adına güzel bir şey. Kırılır mı? Kırılmaz. 103 gollük rekorun ben kırılabileceğini düşünmüyorum. Yani kırılmaz evet, diyorsun. Şu an sayısal olarak, ortalama olarak baktığımızda 2.6 çok ulaşılamayacak bir şey gibi gözükmüyor ama
Yani ligin başındaki durumlar, şu ana kadar Fenerbahçe'nin oynadığı rakipler, iki tane gol atamadığı maç var diyoruz. Biri Beşiktaş, biri Konyaspor. En zaten baktığımızda kağıt üstünde de en zor gözüken maçlardı. Çok kolay bir şey değil ama dillendirilmesine de hiçbir sakınca yok tabii ki. Ek yapayım mı? Tabii ki. 2.37 gol beklentisi Fenerbahçe'nin Comparisonator'a göre attığı 3.13 ortalama. Yani ürettiği gol beklentisinin neredeyse bir gol üstünde ortalamayla seyrediyor. O yüzden çok sürdürülebilir bir şey değil tabii. Emre'yi de destekleyen bir durum. Evet, rekor belki çok ulaşılabilir bir rekor değil. Futbol açısından da ikinci devre çok daha çetin geçecek. Çünkü 4 takım düşecek. Onu bir kez daha hatırlatalım. Bu sezon düşme hattında da çok ciddi bir rekabet söz konusu olacak. O yüzden sezon başında bunlar kolay rakip, bunları yenmek çok kolay denilen her galibiyette rakip takım taraftarı zaten takım değiller, galibiyet almak kolay diye eleştirdiği bütün takımlar ikinci devrede kendi takımlarından da puan alabilir. Tam tersine dönüyor hatta. Evet. Şimdi aklıma şu da geldi, hemen not aldım unutmayayım diye. Fenerbahçe'nin en son şampiyon olduğu sezon ileri ucunda 4 tane çok formda isim vardı. Hı hı. Kayt, Emenike, Vebo, Sof. 50 gol barajını galiba bu 4'ü aşmıştı. Şu anda da Batshuayi, Valencia, King, Pedro. Bu dörtlü bana o dörtlüyü de biraz andırıyor sanki. Yani 4 iyi hücumcuyla ben sanki bu sezonu o sezona biraz benzettim. Oyun olarak benzediğini söyleyemem ama evet, kadro yapılanması açısından öyle söyleyebiliriz herhalde. Hücum hattının en geniş olduğu sezonu yaşadığını dile getirmek hatalı olmaz. Çünkü Vedat'tan sonra, Muriç'ten sonra forvet bulmakta, kaliteli forvet bulmaktan bahsetmiyorum ama takımına, oyununa uygun forvet bulmakta zorlanmıştı Fenerbahçe. Geçen sezon Serdar Dursun'un çok olağanüstü bir performansı var lig özelinde, 15 gol attı. Ama nihayetinde bu kadar kaliteli bir rotasyona sahip değildi Fenerbahçe. Gol rekorunu desteklemek açısından da Ersun Yanal sezonu hep çok ofansif Fenerbahçe, işte sen de örneğini verdin, inanılmaz ofansif oynuyor, çok iyi, çok kaliteli bir futbol oynuyor denilen sezonda bu gol rekoru hiç dillendirilmemişti. Yani öyle ifade etmek lazım. Çok uzak bir rakamdan bahsediyoruz. O nedenle evet, takım rotasyonu, forvet rotasyonu olarak benziyor. Ama oyun olarak bence şu da çok önemli. O sezon bu kadar çeşitli isimlerden gol verimi sağlamamıştı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından birisi buydu. Bir tane ortalama 10-15 gol atan oyuncusu vardı ama kenar forvetlerinden, orta sahadan bu kadar verim aldığı bir sezon olmamıştı. Geçen sene biraz Zayt's destek verdi buna. Bunu da yakalamış olması tabii Fenerbahçe'nin seyir keyfini artırıyor. Öyle ifade edebilirim. Tabii 19 takım olduğu için bu sezon 36 maç oynanacak. O dönemde 34 maçta 103 gol atmıştı Fenerbahçe. Hani mesela diyelim rekoru kırdı, bu sefer şu da denebilir. İki maç fazla. İşte iki maç fazla oynadılar da öyle kırdılar falan. O zaman falan gol diye ortalamasına bölünür. Ortalama ile kırmış mı? Aynen öyle. Doğru, o şekilde bakılabilir. Şimdi Altay olayına gelelim. Az önce Ahmet Selim Kul da bahsetti. Bazı detaylara çok dikkat ediyor diye Jorge Jesus. Sonradan düştü. Hatta maç akşamı çıkmadı o tribün görüntü. Tribün çekimiyle ortaya çıktı. Golden sonra Altay'a gidiyor Fenerbahçeli futbolcular. Jorge Jesus da bayağı bir onlara kızıyor. İşte böyle hareketler yapıyor. Hani biraz daha akıllı davranın şeklinde. Bu hareketlere katılıyor musun? Yani orada Altay'a destek vermeleri aslında kızılacak bir şey mi? Jorge Jesus'un şu an her hareketine katılıyorum, onu söyleyeyim. Öyle mi? Net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe'de çok uzun zamandır olmayan bir şey var. Fenerbahçe yönetimi futbol aklını tamamen veya futbol yönetimi tamamen teknik direktöre bırakmış durumda. Ve bunu Fenerbahçe camiası yıllardır istiyordu. Fenerbahçe'de hatta, hiç daha önce oldu mu hatta? Çok uzun zamandır değil. Bizim hatırladığımız yok en azından. Yani Aziz Yıldırım döneminde çok olmadı. Çünkü o Aziz Bey çok etkindi bu konularda. Ali Bey döneminde de çok olamadı. Çünkü o futbol yönetimi tamamen devralacak bir ortam oluştu mu? Ya da o öyle isimler geldi mi? Ya Ersun Hoca belki olabilir. Hani son şampiyonluğu getirmiş, öyle bir imkanla geldi ama onun kadrosu da, elindeki kadro da çok istediği bir kadro değildi açıkçası. Öyle bir durum olmadı. Yani yaklaşık 20 küsür yıldır, daha fazla hatta 22-23 yıldır Fenerbahçe'de hiç olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Tamamen bırakıldı. Bir parantez açayım mı? Doğru bir şeye vurgu yaptınız. Hiç maç sonu artık yönetici konuşmuyor Fenerbahçe'de. Hani her şeyi o kadar güzel göğüslüyor ki Jesus. En doğrusu her bu. Şeyi açık açık anlatıyor ve sansasyon olmayacak,
polemik olmayacak şekilde sezon o kadar başı güzel cevaplıyor ki. Ama bir sezon başı çıktı. Konuştu. Son Maxi Gomez açıklaması var. Evet ama son zamanlarda herhangi bir hakem hatası da yok Fenerbahçe'ye. Yani sadece hakem özelinde değil yani. Herhangi bir konuda futbolla ilgili Jesus dışında çok fazla sonuçta açıklama geçen yapan yok. Geçen sene de dörtlü üçlü konusunda açıklama yapmıştı Ali Koç. Hı hı. Demiştik yani üçlü oynamayalım, dörtlü oynamamız daha uygun diye bir açıklaması vardı. Fenerbahçe yönetiminin en güzel yaptığı şey çok uzun süredir. Bu arada yönetim derken Aziz Bey ve Ali Bey'i kastederek söylüyorum bunu. Çok yani 12 senedir neredeyse yaptığı en doğru iş Jorge Jesus'u getirmek. Yani net bir şekilde Jorge Jesus gibi bir ismi buraya. Ali Bey ilk geldiği dönemde Filip Koku değil de Jorge Jesus gibi bir isimle anlaşmış olsaydı çok yani farklı bir Fenerbahçe izleyebilirdik son 4 senede. Evet. Geçen hafta o pişmanlığını da dile getirdi. Hani çok doğru. Demiş maçtan sonra keşke seni 2018'de getirseydim diye. Çok da mümkün değildi bu arada. Hani başka bir teknik direktör olabilirdi ama Jorge Jesus'un şöyle bir huyu var. Maçtaki o hareketi maç bitmedi bir. Yani yine gol yiyebilirsin. İkincisi oyun içinde olan bir hata. Yani penaltı yaptırabilir bir kaleci. Bu bir kader meselesi, aman işte seni kurtardık meselesi olmaması gerekiyor. Çünkü bu duygusal iniş çıkışlar Fenerbahçe'nin hep aleyhine işleyen iniş çıkışları oldu. Öyle bir duygusal iniş çıkışa gerek yok. Biz gerekirse 6. 7. golü de atarız diye düşünüyor Jorge Jesus ve bunu futbolcularına aşılıyor. Şimdi o hatayı Samandıra'da dönünce Altay'a gösteriyor, Salahi'ye gösteriyor, Gustavo Henrique'ye diyor ki böyle olmamalı. Bright Osay Samuel'le birebir de konuşuyor. Ama oyuncusunu taraftarın önüne, basının önüne atmıyor. Benim son zamanlarda bir bu kadar deneyimli teknik direktör tarafından gördüğüm en olumlu iletişim stratejisi. Yani tartışmaya hiç açmıyorum. Hiç hakem konuşmadı. Kural çok fazla konuşmuyor, evet, girmiyor. Doğru. Yerli yabancı, yerli kuralı var, öyle oynamamız gerekiyor diye bir açıklaması var Temmuz ayında. Ondan sonra bir daha hiç konuşmadı. Hı. Oyuncularıyla ilgili de Emre Mor'u Türkiye'de herhangi bir teknik direktör oyunu aldıktan sonra tekrar kenara çağırsa büyük skandal olurdu. Hiç konuşulmadı çünkü bir sonraki hafta 11 oynadı. Yani sorunları halletme konusunda da mahir o konuda. O yüzden diyorum Jorge Jesus'un yaptığı tüm hareketlere şu ana kadar katılıyorum. Bence başarılı. Hataları var mı? Konuşuruz elbette hataları, evet, var. Hatta mesela milli futbolcu Ozan, dünya yıldızı Mesut. Onların da gitmesi mesela belki Jesus'un tercihi olduğu için, yönetimle bu konuda iyi koordine olduğu için Fenerbahçe taraftarı tarafından da çok fazla hani reaksiyonla karşılanmadı. İşte hep Jesus olduğu için biraz daha tolere edilebiliyor bazı şeyler. Şimdi Jesus'un Altay'la ilgili açıklamalarını bir hatırlayalım. Onun üstüne Altay'la ilgili konuşmaya birazdan devam edeceğiz. Ama şunu da hatırlatayım. Galatasaraylılar da ayrılmasının ekran başından Metin Öztürk Ronaldo ile ilgili bir açıklama yaptı. Beşiktaş'la ilgili hani merak edilenler var. Saiz'in yerine kim oynayacak? Sercan Dikme birazdan yorumlayacak bunu, anlatacak bizlere. Yunus Emre Sel'e bağlanacağız. Trabzonspor'da durum ne? Monaco ve Beşiktaş maçları var. Çok kritik maçlar. Hepsini vereceğiz ama bir Jesus'u dinleyelim. Evet, tabii Altay'a da destek çıkıyor. Altay büyük bir kaleci, milli bir kaleci. Altay'a destek olunması gerekiyor şeklinde. Şimdi Beşiktaş'ta da benzer sıkıntılar vardı birkaç hafta önce. Ama Ersin 2 haftadır gol yemiyor. Hı hı. Altay olayını sen nasıl yorumluyorsun Sercan? Ya ben tribün çekimi görüntüyü gördüğümde daha önce böyle bir örneğe denk gelmedik, karşılaşmadık. Kendi futbolcuları destek anlamında, moral anlamında bir arkadaşına koştuğu zaman teknik direktörün onlara kızdığını ilk garipsedim. Ama bir yandan da şimdi Yusuf Kenan'ı dinledikten sonra çok böyle keskin bir şey söylemekten ziyade yani oyuncular koşabilir. İsmail Yüksek belli ki zaten kardeşi Altay'ın ya da... İlk koşan o zaten. İlk koşan zaten. Evet, koşan o. Bunda bir garip bir şey yok. Yani Jesus'un bunda kızacak, ortalığı bir anda böyle kenarda çok sinirleneceği bir durum yok bence. Yani takım arkadaşları duygusal bir şekilde şöyle örnek verelim. Belli ki ikisi arkadaş. Orada koşan diğerleri kimdi? İsmail. Salahi var galiba. Salahi. Bu aslında arkadaşlık ortamını nasıl Fenerbahçe'de bir ortam olduğunu gösteren bir durum. Refleks olarak 3-5 futbolcu bir anda gol olduğu anda golden daha fazla Altay'ı düşünmesi nasıl bir arkadaşlık ortamının, arkadaşlık seviyesinin üst seviyede olduğunu gösterir. Yani bir şey değil yani. Jesus yapma, maçı konsantrasyonunu bozmasınlar diye veya tribünlerin odağını golden daha fazla Altay'a bir daha çevirmesin diye de düşünmüş olabilir. Bunu maç içerisinde düşünebilecek tecrübeye zaten hoca sahip, Jesus hoca. Ama mesela bu kadar kenarda sinirlenecek bir şey yok ki. Ya bir duygusal bir patlama orada
İsmail'in yaptığı, Salahi'nin yaptığı ve bu arkadaşlık seviyesini gösterir. Bu benim hoşuma giden bir şey. Taraftar olsam, orada stadyumda maçı izlesem, gol olduğu anda 3-5 kişinin oraya gitmesi, demek ki bazı şeyler oturmuş Fenerbahçe'de derim. Hani Cesus'unkine bir şey diyemem, hadsizlik yapmak istemem ama hani bu kadar da sinirleneceği bir şey yok orada. Hocam. Aslında hani şu da mesela olabilir mi? Takım arkadaşlarının Altay'ın hatalı gol yediğini aslında kabul ettiğini mi gösteriyor? Yulandı abi adam. Ben yani aslında onu söyleyecektim. Yani Cesus belki de karşı olduğu şey, orada engellemek istediği şey, yani burada biz kendimiz Altay'ın hatalı olduğunu kabul etmeyelim. Siz yaptığınız bu harekette bunu göstermeyin gibi bir düşüncede de olmuş olabilir. Ama yani şimdi bizim alıştığımız, genel itibariyle işte sokakta futbol oynarken bile, okul turnuvasında bile bizim hep alışık olduğumuz görüntü budur. Yani Türkiye'de biz bunu ilk defa gördük. Buna en azından bir teknik direktörün reaksiyon göstermesini. Ama böyle bir bakış açısıyla da hiç karşılaşmamıştık açıkçası. Yani normalde herhangi bir yerli teknik direktör ya da bizim kültürümüzü daha çok kültüre biraz asimile olmuş diyelim yabancı teknik direktörler. Bundan mutluluk bile duyabilirler aslında. Yani az önce Sercan'ın söylediği şeyleri düşünerek takım içinde arkadaşlık duygusu yüksek, herkes birbirini kolluyor diye ama ben de bu arada Yusuf Kenan Çalık'la biraz aynı düşüncedeyim bu noktada. Yani bu Cesus'un yeni bakış açısı benim hoşuma gitti. Biz çünkü bunu hiç düşünmedik. Hiç böyle bakmadık biz olaya. Yıllardır çocukluktan itibaren futbol takip ediyoruz. Bu tip olaylar olduğunda bir savunma oyuncusu hata yapar, forvet gol atar gider ona sarılır. Yıllarca, defalarca gördük böyle şeyleri ama pası atarken söylediğin şeyi ben düşündüğünü zannediyorum Cesus'un. Ya biz kendimiz zaten Altay'ın hata yaptığını kabul etmeyelim. Gerek yok. Maç içinde böyle bir şey oldu ve bitti. Bunu çok fazla yaşamaya ve sürdürmeye gerek yok diye düşündü gibi geliyor bana. Ki şunu da konuşmak lazım. Altay'ı gerçekten 4 golde de hatalı buluyor muyuz? Mesela golleri bir hatırlarsak şurada savunmanın arasına atılmış top karşı karşıya kaldı. Çıkışı mesela, kötü ama biraz burada Altay. İlk golde Borini'ye 5 metreden vurduruyorlar. Abi nerede olursa olsun. Bir gol zaten penaltı. Bir tane Burak Kapacak bomboş Zalai'nin adeta asistiyle kafayı vuruyor. Hani Altay gerçekten bu kadar hatalı mıydı gollerde? Hatalı değil ya. Bir golde anca hatalı net bir ifade kullanabiliriz. Golü. Evet orada bir hatalı diyebiliriz. Diğerlerinde hatalı değil ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi, Trabzonspor gibi takımlar kendi sahasında 4 gol yediği, 3 golü oraları gördüğü her an kalecisi tepki görür. Doğru, hedefte o. Burada olacak. Bu hatadan daha fazla aslında bir Fenerbahçe tribünlerinin vermiş olduğu takıma bir tepki de olabilir. 4 gol tepkisi. Yoksa yani bir hata olacak bir şey yok. Bir de penaltı öncesi var. Penaltı yaptırması. Bir buçuk, evet. Ya bir buçuk, yani işte bir buçuk denilebilir. Bir buçuk da 4 gol de iyi bence. Çok yani da kötü. Ama penaltı vuruş, penaltı pozisyonunda ya en fazla biraz daha erken çıkabilirdi. Bu arada birçok maçta da Altay Fenerbahçe gol yemedi. Az önce Fenerbahçe'nin oynadığı maçları Tolga ekrana getirmiştik. Bir gösterebilir miyiz onu? Sonrasında Altay konusunu kapatacağız. Şimdi Kasımpaşa maçında gol yememiş. Kayseri'den gol yemedi. Alanya'dan gol yemedi. Beşiktaş'tan gol yemedi. Larnaka'dan gol yemedi. Mesela gol yemediği 0 golle tamamladığı 5-6 tane de maç var aslında Fenerbahçe'nin. Ya kurtarışları da var. Ligde 8'de 4. Geçen sezona bakarsak, şöyle bakalım, yine istatistiği vereyim. 1.25 kalesindeki gol beklentisi Fenerbahçe, pardon 1.25 yemiş ortalama. Yani şimdi bu bir kaleci için çok büyük bir gösterge mi? Geçen sezon 43 gol yemesi gerekirken, 44 gol yemesi gerekirken Trabzonspor'da Uğurcan'ın neredeyse yarısını yemişti. Hı hı. Şimdi bu bir kaleci performansını gösterebilir. Çünkü rakibinize sağlıklı şut atma, tehlikeli pozisyonda bulunma fırsatı tanımışsınız kalenizde. Kaleci çıkartmış. Burada rakamlar birbiriyle örtüşüyor. Yani birebir bir çok olağanüstü kötü bir performans söz konusu değil Altay'dan. Daha fazlasını yapabilir miydi? Geçtiğimiz sezona nazaran daha az formda olduğunu herhalde Altay da kabul eder. Ama çok bariz bir şekilde Fenerbahçe'de bir Altay sorunu varmış gibi bir şey ben açıkçası hissetmiyorum. Maçta da bence Altay'a gelene kadar birebir sorgulayacağımız çok fazla unsur var. İlk golde Bright Osay Samuel'ın pozisyonunu bir ekrana getirirsek, eğer oyuncu bazında gidecek olursak, Kouassi Borini'nin hemen 5 metre yanında ve bomboş pozisyonda. Yani Borini vurmasa, pas çıkarsa Kouassi kaleciyle karşı karşıya ve bomboş pozisyonda. Bunları tartışmamız gerekiyor. Fenerbahçe takım halinde i̇şte eğer gol yiyorsa işte burada. Yani öncesinde Salahi'nin kolay çalım yemesi. Samuel şu an sağ üst köşede öyle bakacak olursak ve bu hızlı bir geçiş hücumu da değil. Top kaybediliyor, çalım atılıyor. Sağ kanatta biraz ilerliyor oyuncu. Sonra ortaya yapıyor. İşte burada görüyorsun yani. Burada bir çalım var. Çalım zaten. Geri dönmüyorsun. Da.
Anlatabiliyor muyum? Evet, yani evet, burada 25 metrelik o sayının da geri dönebileceği bir pozisyon var. Ama nihayetinde ben oyuncu olarak bakmıyorum. Oyuncu elbette hata yapacak. Yani bireysel olarak hata yapmayan oyuncu dünyada var mıdır? Cristiano Ronaldo, Messi de yapıyor. Bunları yapmasından ziyade takım halindeki hataları ben daha değerli, hı hı, üzerinde durulması gerektiğini savunuyorum. Çünkü gününde olmayabilir. Yorgun olabilir. Fenerbahçe'de sürekli oynayan, Zalay gibi, Altay gibi sürekli oynayan oyuncular var. Kendini kötü hissediyor olabilir. O gün formsuz olabilir. Bunların hepsi günlük performanslarla ölçülebilir. Bunun sürekli hale gelmesi sıkıntı olabilir. O Fenerbahçe'de çok sıkıntı olacak gibi durmuyor. Çok fazla rotasyon var. İkinci nokta, Fenerbahçe'nin takım savunmasıyla ilgili bu maçta sorunlar vardı. Bence Jorge Jesus'un da onun umursadığı, önemsediği noktalardan birisi o takım savunması. O yüzden oyuncularıyla ilgili bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Altay'ın da... İki golde de bu arada çok kolay pozisyona giriyor Karagümrük. Evet, iki pozisyonda. Fenerbahçe'nin oyununda bu var. Önde kurulan savunma, eğer rakip kendi yarı sahasında sağlıklı pas yaparak çıkma fırsatı bulursa, savunma arkasına sarkacak oyuncuları da bulabilir. Bunu yapacak çok takım var ligde. Ankara Gücü de yapabilir bu hafta. Eğer Fenerbahçe ön hattı baskıyı çok yüksek seviyede tutmazsa, Pedrinho mesela Berizze'yi kaçırabilir savunma arkasına. Olabilir yani, bu bir senaryo. Bu senaryoyu, bu riski alarak oynuyor Fenerbahçe. Öndeki oyuncuların pres gücüyle alakalı. Yani Fenerbahçe takım halinde gol yiyor, takım halinde gol atıyor. Yani burada bireysel olarak ön plana çıkartılacak bir durum söz konusu değil. Belki Valencia'nın performansı çok olağanüstü seviyede değerlendirilebilir. Peki Valencia'ya da bir dikkat çekmek lazım. Şimdi belki de hani bu takımda transferler gerçekleştikten sonra dördüncü forvet durumuna düşebilir. İşte deniyordu. Geçen sezon bir ara resmi olmasa da kadro dışı kalır gibi oldu. Ama şu anda 10 golü var. Avrupa'da da yine golü var ligde. Avrupa Ligi'nde grupta. Bir Valencia'yı da bir konuşmak lazım. Bu çıkış Valencia'nın kendi çabası mı, yoksa Jesus'un ona kattığı bir şeyler var mı? Onu da bir konuşmak lazım. Oyunla da alakalı. Önde tek başına merkezde oynamakla iki kişinin, hatta dört kişinin katkısıyla oynamak hücumda bambaşka bir durum. Fenerbahçe hücum konusunda çok üretken değildi. Hatta şöyle söyleyelim. Geçen sene Kadıköy'de oynanan Alanyaspor maçının ilk yarısını hatırlar mısınız? Fenerbahçe Alanyaspor'u hiç çıkartmadı kendi sahasından ama üretkenlik de sağlayamadı. Pozisyon da bulamamıştı. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu kolay gol yemesi, çok zor gol atmasıydı. Fenerbahçe artık çok kolay gol yemiyor ve kolay da gol buluyor. Bu oyunla alakalı. Ener Valencia'nın tabii ki bireysel olarak performansı iyi ama oyunun da çok büyük etkisi var. Şimdi rakamlar da zaten ortada. Bu arada 13 isabetli şutun 7'sini 7 maçta 13 isabetli şutun 10'u gol. Müthiş bir oran. Hani derler ya, vurduğun gol olsun derler. Maçtan önce böyle bir temenninde bulunurlar. Dua olmuş ederler futbolculara. Olmuş hakikaten. Olmuş. Çok iyi dua etmişler. Ekvador'da öyle dua ettirmiş kendisi. Çok iyi dua etmişler. Gerçekten tebrik etmek lazım. Topla nerede? 4'ü penaltı. Tamam, penaltı ama sonuçta mesela Batshuayi geçen sene atamıyordu. Penaltıları bile atamıyordu Beşiktaş'ta. Şu anda niye gülümsedin? Aklıma geldi. Geldi mi? Geldi. Ya, o acı bir gülümseme mi? Aklıma geldi. İki penaltı. Ve burada Fenerbahçe Trabzon maçı değil mi? Evet. Aklına gelen. Evet. Onları atsa yani, derbiler sonuçta büyük onları maçlar ya. Onları atsa kalırdı. Mezar atsa kalırdı gerçekten. Orada da direkten döndü Batshuayi. Orada bile direkten döndü ya. Beşiktaş'ta tutmayıp Fenerbahçe'de tutacaktı. Çok belliydi. Çok belliydi. Ya yani büyük takımda yapamayıp ikinci gittiği büyük takımda yapacak olması çok belliydi. Şu anda da iyi. Ya Batshuayi mesela oyuna girdikten sonra ilk 11'de başlasa, hı hı, Fenerbahçe taraftarı Batshuayi bir şey yapacak ümidi var içeride. Şimdi benim aklıma ne geliyor? Weghorst'u aldıktan sonra Beşiktaş yönetimi, Weghorst bir de çok böyle sempatik geldi Beşiktaş taraftarına. İşte ailesinin petrol zengini olmasına rağmen futbolu tercih etmesi falan, bunlar çok hoşuna gitti. Biz severiz ya böyle hani hikayeleri. Ama bir de küçükken senden olmaz demişler. Evet. Yani senden futbolcu falan olmaz. Bayağı uğraşmış, inat etmiş. Sonra yani Beşiktaş taraftarı diyordu ki Batshuayi'den daha iyisini aldık. Ama şimdi sanki böyle son birkaç haftadır yavaş yavaş keşke Batshuayi kalsa mıydı yok, ya. Yok, onu diyen kimse yok da. Yok mu? yok Onur abi, yapma. Ben nerede yapıyorum o zaman? o kadar diye yok. Hayır, en azından ben bir fanusun içinden çıkıp bu programa gelmiyorum. Ben de halkla sohbet ediyorum. Eczacıyla. Batshuayi bu sezon şampiyon olsun, gol kralı olsun Fenerbahçe'de.
ben yine Beşiktaş taraftarının Batshuayi keşke bizde kalsaydı diyeceğini düşünmüyorum. Ama biz bunu en azından işte bu konuşanlar var, evet. Haklılık payınız da var bu arada Onur abi, sizin de bunu söylerken. Taraftar bazında en azından söyledim. Ama Batshuayi meselesi o kadar vahim bir meseleydi ki Beşiktaş'tayken artık insanların yılma noktasına çok gelmişti. Riskli, ama bilmiyorum, hatırlayanlar vardı. Beşiktaş aslında kağıt üzerinde Batshuayi alınabilirdi. Beşiktaş bir kez daha almak isteyebilirdi ama atmosfer, taraftar yorumları, camia baskısı, geçen yılın başarısızlık durumu, bu yıl temiz bir bembeyaz bir sayfa açma isteğinden dolayı alınamadı. Yoksa Batshuayi'nin, kimse bence Batshuayi kötü forvet diyemez. Ve bence Fenerbahçe'ye de cuk diye oturdu. Çok da başarılı, daha da başarılı olacak Fenerbahçe'de. Farklı oynuyorlar bir de. Evet. Beşiktaş yine merkezde tek forvet oyuncusuyla oynarken Fenerbahçe'de iki merkez forvet oyuncusuyla oynuyor. Evet. Batshuayi'nin çıkış noktası zaten iki forvetli bir sistemden çıkış noktası. Oradan Marsilya'ya gidiyor. Orada parlıyor. Tamam, Marsilya'da da aslında kanat oyuncuları birer forvet gibi. Çünkü o dönem gerçekten ofansif yükü çok üstlenebilen kanat oyuncuları var. Marsilya'da da sonrasında tek forvetli sistemlerde biraz bocalamaya başlıyor. Oyuncuya da biraz bakmak lazım. Bence de yani Batshuayi'yi kötü forvet demek ya çok hiç haklı olmaz. Geçen yıl bence kötü transferdi. Nasıl? Kötü transferdi. Yani evet, oyuna göre, yani senin Abubakar'dan Batshuayi'ye geçmek çok mantıklı bir şey değil. Abubakar çünkü sırtı dönük oyunu çok iyi oynayabilen, stoperi taşıyabilen, aynı derecede... Ama iyi transferdi diyebilir misin Beşiktaş'a geldiği gün? İsim olarak evet. Tabii. Ama oynatacaksan iki tane forvet oyuncusu koy. Vegors Batshuayi oynasın bugün Beşiktaş'ta. Of. Bambaşka bir şey izlersin. Evet. O yüzden söylüyorum. Yani kötü transfer derken bazen Fenerbahçe Guiza'yı getirdi. Hep tartıştık Guiza iyi mi kötü mü? İspanya gol kralı geldi. Evet geldi ama Mallorca'da oynadığı oyunla Fenerbahçe'de oynanan oyun arasında ciddi fark vardı. Aynen. Şimdi mesela arkadaşlarımız yazdı. João Pedro mu, Batshuayi mi? Genelde ikisi de. Valencia hani oynayacak. En çok o şu formuyla ilk 11'de oynayacak. Onun yanında Batshuayi mi, João Pedro mu? Abi öyle oynayacak yok Fenerbahçe. İşte söyleyeyim. Aslında Altay Fenerbahçe'de böyle yok. Tartışmalar da kalmadı. Çünkü herkesi değişmeli oynattığı için Jesus... Kimsenin hani, yeri yani kimse vazgeçilmez değil şu andaki durumda. Öyle gözüküyor. Yani Altay kaç haftadır Salah'ı, Henrique birkaç haftadır o da stoperde. Luan Perez ve Serdar Sakat diye. Geri kalan herkes değişerek oynuyor. O zaman şunu sorayım az önceki olaya dönersek. Vegors mu Batshuayi mi? Sabaha kadar Vegors da. Sabaha kadar. Sabaha kadar Vegors. Şu ama Beşiktaş'ta mı? Hayır, diyelim bir takım kurdunuz. Sercan Dikme teknik direktör olarak bir takımın başına geçti. Hayırlı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Zor bir karar hiç olmayacak. Hiç de bozmadı yani bu arada. Evet, evet. Havaya girdim. Sanki hazır. Evet. Dünden hazır. Dünden belli. Şimdi kimi alırsın? Vegors'tu mu? Batshuayi'yim ama bana oynatacağım Yusuf sisteme Kenan gibi, bağlı falan Yusuf diye Kenan onlara, gibi cevap vermeyeceğim. Politik cevaba gerek Yusuf yok. Kenan bu soruyu sorduğu zaman ona bir daha oyun sistemini anlatacak. Şöyle oynarsa Batshuayi ama soracağım. Uzun top oynarsam Vegors diyecek. Ben de diyorum ki sabah ya sen konuşmadığı şeyler hakkında böyle diyeceksin ama öyle değil mi abi? Bilmiyorum şu an. Birazdan göreceğiz onu öyle diyeceksin. Sabaha kadar Vegors derim ben. Sabaha çünkü kadar Vegors. Beşiktaş'taki anıları kötü. Ben hiçbir zaman Batshuayi gelmemiş olan. Hiç gelmesi. İkisi şu an Türkiye'ye hiç gelmedi. İlk defa transfer edeceksin. Yok, şu anki Fenerbahçe'deki formuyla değerlendir. Şu anki Fenerbahçe'deki kolay form. Kolay soru. Evet. Niye kolay soru? Çünkü geçen seneden çok birikmiş bir nefret var Batshuayi'ye karşı. Nefret yok. Sevgisizlik var, sevgisizlik öyle söyleyeyim yani. Evet. Senin için de söylemiyorum. Tabii. Camia olarak. Evet. Rakam olarak da ama yine fena da değil diye. Tabii. Geçen 19 gole etki etti. 21. 2 tane 14-7 değil mi? 14 gol, 7 asist. 7 miydi abi? Tam yani. 21. En fazla gole etki eden. Hı. Ve her zaman mesela gerçekten ben neden ikili verildi? Ben. Tolga abi şu, ikili verdiyse tartışmamız gerekiyor abi o yüzden. Tartışalım hadi. Hayır ben hiçbir zaman Batshuayi'ye kötü futbolcu demem ve gerçekten de denmemesi i̇yi gerekiyor. İyi futbolcu der misin? İyi futbolcu derim. Tamam. Derim. Çok iyi futbolcu. İyi golcü der misin? İyi golcü hiç diyemem. Yani bu gol vuruşlarıyla ilgili bu kadar iyi terledim. Evet, terledim ben. Sıkıştır. Bu gol vuruşlarıyla mesela o kadar enteresan bir durum ki. Bu arada iyi golcüyü ben de demem. Geçen kimse demez zaten herhalde. Geçen yıl vurduğu girmedi. Vurduğu girmedi. Sağını aldı, vurdu girmedi. Direğe çarptı. İki maçtır soluyla gol atıyor ya. Evet. Bak gerçekten futbol çok enteresan bir oyun. Soluyla attığı goller de kolay goller değil bu çat arada. Çat diye. Çat diye. Bir solak
forvet gibi vurarak atıyor yani. Maçın sonunda da tribüne topu sol ayağıyla gönderdi. Gördün mü o pozisyonu? Ben de yok. Merak ettim. Normalde en güçlü ayağınla gönderirsin değil mi? Evet. Mantıken. Aa, iyi de, sol iyi ayağıyla gönderdi onu da. Evet, ben dikkat etmedim. Bu arada hani şöyle söyleyeyim. Ben geçen sene Batshuayi o kadar eleştiriliyordu. Sevgili Ömer Saraç'la çok konuştuk biz Batshuayi meselesini. Açtım istattan baktım, ne yapmış bu adam? Nerede topla buluşmuş? Nasıl vurmuş? Ayaküstüyle sert vurmayı denediği pozisyonların %10'unu gole çevirebilmiş. Ayak içiyle bulduğu pozisyonların %50'sini gole çevirmiş. Aynı gol sayısı var ayaküstü, ayak içi. Kafayla zaten çok gol yok. Bir golü var zaten. Orada kafayla topla buluşamıyor adam. Ayaküstü, ayak içi meselesini. Yani şunu gösteriyor Batshuayi için. Tek forvet oynadığı zaman o kadar baskı var ki çok fazla pozisyonu net bir şekilde bulamıyor ve senin de gözünde canlanacaktır. Batshuayi'nin çok sert topa vurup işte hani sert bir vuruş yapayım da kaleye giderse en azından kaleci tutamasın düşüncesiyle attığı şutlar var. Bunların çoğu isabetsiz şut oluyor. Ama ayak içiyle müsait pozisyonda, yani savunma baskısının daha az olduğu pozisyonlarda bulduğu şutlarda daha fazla gol elde etmiş. Yani o yüzden diyorum, kiminle, nerede, hangi oyunda oynadı? Benim polemik değil cevabım. Tabii, taktiksel tabii bir cevap. Onu hani net bir şekilde ama benim söyleyeyim. Tahmin ettiğim cevabı verdi. Yine oyuna bağlı dedin. Yine aynı şekilde Batshuayi bence iyi bir golcü değil. Golcüden kastımız eğer evet, işte Mario Jardel gibi bir golcüden var. Tanju Çolak mı? Mesela benim için golcü tanımı Tanju Çolak'tır. Tanju Çolak gibi bir golcü mü? Değil yani. Öyle bir golcü değil. Şimdi Erling şöyle Haaland bir değil yani. Değil. Şu rakamlarla destek vereyim o zaman tartışmaya. Batshuayi geçen sezon ilk 8 haftada yani 8 maçta Beşiktaş'ta 4 gol 1 asist. Weghorst 8 maçta 3 gol 4 asist yapmış. Bir de Emre'ye sorayım. Sence abi Batshuayi şu anda da gol asist krallığında 4 golle zirveyi paylaşıyor Caner ve Lingon'le. İki maçta falan yaptı 4 asisti. Bir anda Muleka'yla çok iyi evet başladılar. Weghorst golcülüğünden öte o tamam, asiste Galatasaraylı yaptı. Reklama gitmem gerekecek. Sürem kısa. Bir Galatasaraylı olarak ikisinden birini almak zorundasın. Weghorst mu, Batshuayi mi? Batshuayi Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray almadı bu sene, öyle söyleyeyim. Bilgiyle destekleyeyim. Daha büyük bir tartışma bir çıkartıyor şu an. O zaman ikinci bölümde bunu tartışalım. Galatasaray almadı, net bilgi bu sene. Bu enteresan. Seferovic mi tercih etti? Seferovic'den önce mi sonra mı bilmiyorum ama Batshuayi önerildi ve peki, Fenerbahçe'de şu anda kazandığından daha uygun bir yıllık ücrete önerildi. Galatasaray almadı. Net bilgi. İlk bölüme ben reklamların ardından söyleyeceğim fikrimi. Ben Batshuayi derim. Tamam, madem söylediniz Batshuayi derim. Emre Kaplan'ın söylediği enteresan. Devam edeceğiz kısa bir ara. Muhabir masası devam ediyor Aspor ekranlarında sevgili seyirciler. Reklam arasına gitmeden önce programda bir tartışma gelişti. Weghorst mu Batshuayi mi şeklinde. Sercan Dikme sabaha kadar Weghorst dedi. Dedim. Yusuf Kenan ben Batshuayi diyorum. Batshuayi sabaha diyor. Sabaha kadar değil ama. Sabah program bitene kadar. Gece 12 1 gibi mi var? Değiştirebilirim kararımı. Ama Batshuayi gerçek. Hangi oyuna göre yani, şimdi Fenerbahçe'de Weghorst istenmedi zaten. Yani evet, istemediler. İstemedi yani Weghorst'u. Hoca istemedi değil mi? Fenerbahçe forveti aldı. Doğru. Yani. Doğru. Ali Koç açıklamıştı böyle bir şey. Thiago Çukur'da sayarsan 6 tane forveti var Fenerbahçe'nin. Doğru. Sonrasında Emre Kaplan'a döndüm. O da dedi ki Batshuayi Galatasaray'a önerilmişti. Galatasaray istemedi deyince tartışma bir anda başka bir yere gitti. Ve anketimizi ekrana birazdan hazırlayalım. Sen fikrini söylememiştin galiba. Fikrimi söylemedim. Fenerbahçe'de aldığı ücretin daha uygununa önerildi Galatasaray'a. Galatasaray istemedi kısmını tekrarlayayım. Fikir olarak da ben de burada kararımı Batshuayi'den yana kullanıyorum. Batshuayi'den yana. O zaman 3... Alsaydı farklı olur muydu peki? 9 gol değil de 12, 13, 14 ya Galatasaray'ın olur muydu? Bence şu andaki sorunu forvet oyuncularıyla alakalı değil. Yani orada forvette oynayan isimlerden bağımsız bir sıkıntı var gol atamama konusunda. O yüzden Batshuayi gelse daha iyi olurdu diyemem yani. Peki şu anda A-Spor'da da bir anket açtık Twitter'da. Arkadaşlarımız birazdan onu ekrana getirecek. Ben de fikrimi söylemiştim. Batshuayi demiştim. Bu arada inanılmaz bir fark. İnanılmaz bir farkla şu anda %72.7 Weghorst önde. Halkımız yine doğruyu biliyor. Yönlendirmeyle. Bak nasıl halka oynuyorsun tribünde. Halkımız yine doğruyu biliyor. İki forvetten birini tercih etmek zorunda kalsaydınız hangisini alırdınız diye sorduk. %27.3 Batshuayi, %72.7 Weghorst şeklinde bir sonuç çıktı şu ana kadar. Program sonunda unutursak reji bize bir daha hatırlatsın. Finalde bunu bir kere daha bir gösterelim.
Bu sırada siz de tabii ki Twitter'dan, A-Spor'dan anketimize katılabilirsiniz. Fenerbahçe'yi şimdi yavaş yavaş bir noktalayalım. Noktalarken de Larnaka maçını bir konuşalım. Önemli maç. Buradan Fenerbahçe 3 puanla ayrılırsa grup liderliği için önemli bir şans yakalayacak. Tabii Dinamo Kiev-Ren maçının sonucu da önemli. Ama Avrupa Ligi'nde grup lideri olmak önemli değil mi Yusuf? Yani, Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımla eşleşmiyorsun. Yani. Evet, bir tur direkt atlıyorsun. Bir tur direkt atlıyor gibi. O açıdan yani öyle bir avantajı var. Fenerbahçe'de şu anda bu durumun oldukça bilincinde. Ve tabii ki... Bu arada çok önemli Jorge Jesus için. Hani şimdi herkes şampiyonluktan bahsediyor ama Jorge Jesus öyle düşünmüyor. Tabii iki Türkiye final, Kupası iki finali var bu kupada bugün yani. Başka bir kupa koy, ona da hazırlık olsun diye takımını çalıştırır. Yani Avrupa Ligi'nde ne kadar gidebilirsek o kadar kârdır. Kazanabilirsek mükemmel. Öyle bakıyor yani. Şampiyon olalım, burası çok önemli değil tarzında düşünen bir teknik direktör değil. Brezilya'ya gitti. Yıllardır kazanamayan Libertadores, 1982'de en son kazanmış Flamengo. Benle yaşıt yani. 40 yıl sonra kazandılar. Ondan sonra göstermiyorsunuz ama. Göstermiyorum değil mi? Teşekkür ederim. Baby face o yüzden. Sen de göstermiyorsun. Göstermem ben. Ben senden büyük görünüyorum abi. Abartma işte. Öyle mi? Hadi buna da bir anket, da anket yapalım. Hangimiz daha büyük, daha genç gözüküyor. Abartalım olayı. Yani nihayetinde oraya gittin dedi. Bir sene içinde bütün sunulan kupaları kazandı. Doğru. Yani Jesus'un ayrıca zaten ilk buradaki Larnaka maçından sonra da yaptığı bir açıklama var. Ben zaten bu kupada iki tane final oynadım. Yeterince tecrübeliyim, ne yapman gerektiğini biliyorum şeklinde bir açıklaması vardı. Eğer hazırsa Yunus Emre Sel'e gideceğim. Ama hazır değilse şu Ronaldo olayını bir gündeme getirelim. Şimdi tabii kimi seyirci diyebilir. Hani Ronaldo'nun durumunu ısıtıp ısıtıp ekrana getiriyorsunuz diye. Ama hayır, bugün Metin Öztürk bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Hatta şöyle söyleyeyim, şunu da diyebilirler. Medya mensupları sürekli gündeme getiriyor. Kimse sormadı bu arada medya mensupları. Orada sponsor şirketin yetkilisi zaten Galatasaray taraftarı. Kendisi sordu bunu. Yani kimse demesin medya mensupları bunu gündeme getiriyor diye. Evet, bu detayı vermen de güzel oldu. Yani Türk medyasının gündeme getirdiği bir durum değil. Zaten geçen hafta dış basın kaynaklı bir haberdi. Bugün sponsorluk basın toplantısında bakalım Sayın Metin Öztürk ne söyledi bu konuyla ilgili? Evet, bu sezon için gündemimizde yok dedi. Yani aslında gelecek yıl gündemine alınabilir mi? Bir açık kapı bırakmış olabilir. Şimdi sanki Galatasaraylı yöneticilerin Ağustos sonu işte bu transfer dönemi ne zaman bittiyse 8 Eylül. 8 Eylül. Sanki böyle bir temas kurdukları biraz böyle ortaya çıkmış gibiydi. Ya temas şöyle kuruldu. Şimdi böyle uçup kaçmayalım yani. Ronaldo ile masaya oturdu, para pazarlığı yaptı, yıllık ücret pazarlığı yaptı değil. Nabız yoklandı derler. Ama şöyle bir avantajımız var ya bizim. Zaten transfer dönemi o yüzden 8 Eylül'e kadar uzuyor. Avrupa'da transfer kapanıyor. Ondan sonra biz böyle bir pusuda bekliyoruz Türk takımları olarak. Galatasaray da zaten transferlerinin 5 tanesini o süreç içerisinde yaptı. Ronaldo'nun da orada durumu belirsizdi. Galatasaray acaba böyle bir şansımız olur mu diye çok küçük bir nabız yoklaması yaptı ama olmayacağı çok zaten aşikardı. Özellikle yıllık ücretler konusu, işte oyuncunun kazançları falan filan bir sürü detay var tabii ama Galatasaray'ın böyle bir niyeti oldu. Hatta hatırlayın, Erdem Bey bir yaklaşık bir hafta 10 gün önce Galatasaray TV'de bir yayına katıldı. Orada transfer süreciyle ilgili bazı şeyleri açıkladı. Orada şöyle bir ifade kullandı. Biz dedi, hayal olan oyunculara da zaman zaman gittik. Biz dedi, hayalimize hudut çizmiyoruz. İşte onlardan bir tanesi Ronaldo'ydu. Hazard için temasta bulundu Galatasaray. Yani illa olacak, transfer edeceğiz diye değil ama bir şansını denedi birçok isim için. O yüzden zaten hala Ronaldo ismi konuşuluyor. Bugünkü durumuna da bakıyoruz. Çok iç açıcı değil açıkçası Ronaldo'nun mevcut durumu. Hatta geçtiğimiz hafta biraz böyle kendi kariyerine yakışmayacak durumlara düştüğü anları gördük Cristiano Ronaldo'nun. Ha, olur mu önümüzdeki sezon için? Galatasaray yine eğer şartlar oluşursa Ronaldo'nun muhtemeldir ki önümüzdeki sezon ayrılma durumu söz konusu olacaktır. Şartlar biraz daha uygun hale gelirse masaya oturma durumu olabilir. O zaman belki aynı masaya oturulabilir yani. O masaya daha oturulamadı ama. Uygundan kastımız ne de hani rakam verecek olursak yıllık kazancı 100 milyon dolar civarında toplam hani imaj hakları ile birlikte. Bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzeltirsen sevinirim. Yıllık maaşı da 29.6 milyon pound. 600 milyon TL yapıyor. Doğru. Ronaldo ama daha bizim Türk yöneticilerin pazarlık tekniğiyle tanışmadı.
Peki şu da olabilir. Hani Ronaldo'nun sponsorları da var. Yani onlara tabii da bir sormak zorunda kalacak belki. İşte birçok noktada tabii şampuan ki var. Bir sürü hani dünya ünlü marka var. Şu anda reklam olmasın diye dile getirmiyorum. Hani o da var ama belki de şu da hani olabilir. Geçen hafta ben böyle dedim. Sevgili Gürcan Bilgiç fazla zorluyorsun dedi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ronaldo şu anda çok mutsuz görünüyor. Manchester United'da yedek kulübesindeki o halleri, çıkış tünelindeki halleri. Belki o sevgiyi bulabileceği, hani böyle yeniden hak ettiği saygıyı, sevgiyi bulabileceği bir yer olacağı için Türkiye'yi tercih edebilir abi mi? Birçok benim yerde, aklıma geliyor. Birçok yerde bulur bence Ronaldo sevgiyi ama. Yani. Ama Türkiye ama, daha başka, biz daha bir duygusalız yani. Sevgi mi para mı? Anket. Anket yapar mısın? Sevgi mi para mı? 100 milyon euro, 100 milyon dolar diyor Yusuf abi. Ya şimdi. Ve post başına 10 milyon euro falan alıyor. Peki attı öyle Instagram bir anket postuna açılsa MLS'e hangisine tıklarsın? Ben sevgi mi para mı? Tamam para dersin. Sen? Sabaha kadar para değil mi? Sabaha kadar, sabaha kadar para. Yani ben sevgiyi bulduğum için para, yani eksik bizi olanı alırım. Bizi topa sokuyorsun şu an. Eksik olanı alırım. Eksik olanı alırım. Tamam. Sen ne dersin? Basit. Çok zor soru be. Zaten yani, bunu diyorsan abi bence cevabın biraz belli. Çok ne zor para soru mı diyeceğim diyorsun. Sevgi mi para mı? Gözlerime bak. C hiçbiri. Hayır. Sevgi mi para gözlerine mı? Gözlerine niye bakıyor? Para para tamam, tamam para. Doğru bizde o vardır. Bizde o sen gözlerime sevgi bak olayı. Sabaha kadar sevgi. Sevgi. Ama bulmuşsun zaten. Hani artık abi ben ihtiyacım de olanı alırım ya bu saatten sonra. Ama bir dakika. Biz hani birbirimiz için deriz. Ronaldo için hangisi? Zaten Ronaldo da var. Sevgi evet, işte. Yani o da, kasasında o onun hani şey söyleyeceğim. MLS'e bu stüdyo kadar parası şimdi vardır yani. Bu kadar büyük bir pazarlama ürünü olan kişi herhalde pazar olarak da tercih eder. Yani şimdi ülke olarak sevgi olarak bakmıyorum olaya. MLS'e gitme ihtimali varsa herhalde Amerika pazarına açılıp orada belki daha fazla gelir elde etme. Orada da sevgiyi görür. Abi ben parayı tercih ederim. Para geldiği zaman sevgiyi de çok güzel bulurum. Ondan çok emin olma. Şimdi şöyle yapalım. Amerika'da daha önce büyük yıldızlar tabii oraya gitti. Örnekleri var. Tamam Türkiye'de geldi de işte Beckham'lar hani bir sürü yıldız dünya çapında hani aşırı bizi aşacak yıldızlar oraya gitti. Amerika daha yakın ihtimal gözüküyor. Anket diyoruz deminden beri birçok konuda anket yapıyoruz. Ama asıl anketimize bir dönelim. Eğer hazırsa Tolga'dan ben rica edeyim. Halkımız. Aa bir dakika fark kapanıyor. Halkımız. Weghorst %59. Halkımız. Sercan Dikman halkımız diyor. Halkımız telefonlara lütfen. Batshuayi %41. Az önce büyük retweet bir fark ettim vardı. Şimdi fark tabii biraz kapanıyor. Retweet dengeledim. Çünkü Sercan retweet etti. Ben ilk senin anketini. Ben retweet yaptım. Ben bir şey söyleyeceğim. İlk anketi sen açtın. Bu evet ilk Twitter ben açmıştım. Kuralı böyledir. İlk anket açılan kabul edilir. Senin anketinde de Michy Batshuayi önde. Emre ile biz öndeyiz demek ki. Sercan'cığım özür dilerim. Yok estağfurullah abi. Bu yalnız şimdi Sercan anketi RT'ledi. RT'lemedim. Alıntılayıp sabaha kadar Weghorst yazdım evet Twitter'da. Da aynı şey işte. Sabah o derece yani. Orada Beşiktaş anketi bir öne çıktı. Weghorst %60 küsürlerdi. Ama şimdi Yusuf Kenan da RT'ledi. Ama ben daha az takipçim var Sercan'da. Daha az etkileyim. Yani onun etkinliğine ulaşamam senin, zaten. Senin bakacağız. Az olabilir ama mi? Ona bakacağız. Benim etkisizliğim. Hayır, senin az ama etkilidir abi. Ona bakacağız. Şimdi şu anda fark kapanıyor. Tamam dursun program sonunda bir kere daha bunu gündeme getirelim. Şimdi Ronaldo diyorduk ihtimalleri konuşurken açık kapı sezdin mi sen bu açıklamada? Mesela şunu deseydi Metin Öztürk hayır böyle bir futbolcuyu hani alamayız Türkiye'de kimse alamaz. Böyle bir gündemimiz yok demedi. Bu sezon gündemimiz yok demesi sanki önümüzdeki sezon belki olabilir diye düşündürdü insanları. Vallahi yine Erdem Bey'in daha önce yaptığı bir açıklama transfer döneminde İsteyip alamadığınız oyuncu var mı diye soruldu. Bir tanesi iki isim var ama söylemeyeceğim dedi. Çünkü ilerleyen dönemde temasta bulunabiliriz dedi. Hmm. Bunlardan bir tanesi Eden Hazard'dı ki bizzat kendisi bunu bize söyledi daha önce. Yani konuştuk. Mesela Belotti'den bahsetti. Belotti çok gündem olmuştu. Biz Belotti için girişimde bulunduk ama masaya bile oturamadık dedi. Yani teklifimizi ilettik ama oyuncunun farklı bir planı vardı. Masaya bile oturamadık dedi. Bu tip süreçler oluyor. Hiç istemedi Türkiye'ye gelmeye Belotti. Yani Roma'ya gitmese zaten Torino'da kalacaktı oyuncu. Farklı bir planı da yoktu. Ya tabii Ronaldo şimdi çok büyük bir isim. Yani futbol tarihinin herkesin gönlüne göre bir adım önde olanı vardır. Messi ya da Ronaldo Messi tarafından. Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo. Sabaha kadar mı? Yok şimdilik Ronaldo. Yok bence de Ronaldo. Yani şöyle, tabii ki Messi daha iyi futbolcu, bir
teknik direktöre sorsanız Messi'yi mi alırsın, Ronaldo'yu mu alırsın diye. Ama ben basın mensubu gözüyle bakarak, bir sunucu gözüyle bakarak Ronaldo'nun daha renkli, bize daha çok malzeme vereceğini düşünüyorum. O yüzden o gelsin isterim. Anladım. Sen Messi'ci havası var sende. Futbol sever olarak bahsediyorum. Hayır, Yusuf Kenan'a göre hangi oyun sistemine göre? Eğer Messi. Net söyleyeyim yani. Messi. Evet. Sercan Dikme. Abi Samet Hoca'nın bir sözü aklıma geldi ya. Messi mi Olcay Şah mı deseler Olcay derim. En azından onun Kayserili olduğunu biliyorum diyor ya. Sen. Bu çok bence şey bir tartışma ya abi. Annen mi baban mı? Hani hangisini daha çok seviyorsun evet, sorusu gibi bir soru eşit, aslında. Ya çok eşit benim için. O yüzden ben sorduğum için geri alıyorum soruyu. Eşit ben, mi diyorsun? Benim için eşit yani. Ben ikisini de çok seviyorum. Ama hakikaten gelse. Biraz o gereksizlikte yani. Evet evet. Messi, yani ikisini de izleme şansına sahibiz bence. Öyle bir nesiliz büyük, evet. Mesela çok yani. Bir öncekiler Maradona'yı daha rahat izlemişler. Evet. Daha çok bol bol izlemiş. Bizim işte biraz çocukluğumuza falan denk geldi Yusuf Kenan'la. Biz kötü dönemine denk geldik. Ama nedense hiç denk gelmedi. Şimdi düşün yani hep bu soru konuşuluyor ya abi. Bunu düşündüğümde hep benim aklımda şu var. Ronaldo, bu söylenir zaten benim açımdan da böyle. Ronaldo hep çalışarak bir yere geldi. Messi Allah'ın bir lütfu. Bir yeteneği değil yani, yani değil tabii ki Messi de şey açısından Ronaldo'nun meselesi de yanlış aksettiriliyor. Tabii yani bir ayrım yapmadan daha fazla bence burada yani, en azından bu iki futbolcu çalışarak bu yeteneğe varılmaz yani ya. Hani yok şu anlamda. Ronaldo'nun Sporting ve Manchester'daki ilk yıllarını evet. izlememiş insanlar bunu söyleyebilir. Ronaldo çok büyük bir yetenekti. Olağanüstü bir yetenekti. Tabii. Futbol topuyla yapabileceklerinin sınırı olmayan oyunculardan birisiydi. Hatta o spor firmasıyla çekilen reklamlarda yaptığı hareketler, Brezilya, Portekiz reklamı vardı. Dünya Kupası için miydi hatırlamıyorum. Yani bu tür şeylerde Ronaldo'nun hep teknik kapasitesi ön plana çıkartıldı. Neden Messi daha yetenekli deniliyor onu ben hala çözebilmiş değilim bu arada. Ronaldo da olağanüstü bir yetenek. Yetenekten kastım şöyle abi. Daha çok adam eksiltip çalım atabildi. Evet evet o yüzden. Ya yoksa güç peki. Mevki değişti ama ya. O biraz değişti. Merkeze kaydı o yüzden. Güç, hangisi daha güçlü? Ronaldo güçlü dersin, Messi güçlü diyebilir misin? İkisini kıyasladığında abi. Messi'yi de yıkamıyorsun yani. Evet. O da adam o kadar iyi basıyor ki yere. Tamam Ronaldo'yla Messi omuz omuza gidiyor. Kim yener? Bugün kim döver? Kim döver? Bugünkü tartışma. Nereye doğru gidiyorlar? Nereye doğru gidiyorlar abi? Nereye gittikleri önemli. Nereye gittikleri önemli. Kiminle gittikleri önemli. Niçin gittikleri önemli. Sercan şimdi. Peki. Şimdi o zaman bu Ronaldo tartışmasını Ronaldo'da noktalayalım. Şöyle bir denklem vardı sene başında. Hep transferle ilgili konuşulurken Ronaldo tarafından yansıyan haberler Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımı tercih edeceği yönündeydi. Seneye Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olabilir. Ha, böyle bir kriterler de vardı abi. Böyle bir durum söz konusu olabilir ama tabii Ronaldo'nun önümüzdeki sene kriterleri aynı olur mu? Şimdi onu kestirebilmek kolay değil. Yani telaffuz edilmesi bile güzel. Az önce 103 golden bahsettik. 103 gol hedefinden. Bence yani ihtimal olarak Fenerbahçe'nin 103 golü kırma ihtimalle Galatasaray'ın Ronaldo'yu transfer etme ihtimali biraz birbirine yakın. Of. Bu çok ağır olmadı mı ama? Yani öyle nereden baktığına bağlı. Hangisi daha zor? Fenerbahçe yok. Bu kadar da anket yapmayalım değil mi? Hangisi daha zor? Gerçekleşme ihtimali var. Yüksek. Diyor. Yüksek. Bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin rekoru kırma ihtimali Ronaldo'nun gelme ihtimalinin çok çok üstünde. Katılıyorum. İhtimal olarak söylüyorum. Ben bence de karıştırdım. Kırma ihtimal fikir beyan etmiyorum. Katılıyorum. 30 milyon pound kazanan, her şeyi bıraktım. Bütün reklamlarını bıraktım. Saçları döküldü, şampuan reklamı post, yapmıyor. Post. Postu burada post, da atar abi. Telefonu elinden alacak hali yok. İnternet çöktü dünyada. İnternet çöktü dünyada. Artık hiçbir uygulama yok. Ronaldo 30 milyon pound kazanıyor yıllık. Dedik ki çok seviyor futbolu. Ben hala 38 yaşında oynamak istiyorum. Sevgi görmek istiyorum. Ne kadar düşebilir? Yani 3 milyon pound'a mı oynayacak? 3 milyon oynamaz tabii canım. Yani. 15, 20. Yani gerçekçi bir şeyden bahsediyor. Bak koşullar tamamen internet çökmüş, saçları dökülmüş, şampuan reklamı yapmıyor. Her şeyi bıraktık. Sadece salt maaşından bahsediyoruz. Yani bu bunu tartışmak yöneticileri zor duruma sokar bir yerden sonra. Çünkü Galatasaray'ın şöyle bir problemi var. 8 maçta 9 gol atmışsın. Bu Ronaldo'dan bahsediyorsun. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Icardi'den, Seferovic'den, Gomis'ten istediğin verimi daha sağlayamamışsın. Yerli oyuncu statüsünü tartışıyorsun. Ronaldo meselesi araya giriyor. Yani şunu söyleyeyim. Tartışma devre arası değil mesela sanki. Bugün benim bir yetkim olsun. Galatasaray yönetiminde transfer yetkim var ve karşı tarafta yani sınırsız da maddi imkanım var. Tamamen bir varsayım üzerine konuşuyoruz. Ronaldo'yu alır mıyım mesela devre arası? Ben almam. Ya çok saçma gelebilir insanlara Ronaldo'yu almam cümlesi ama diğer koşulları işin içine kattığımda şu anda Galatasaray'ın zaten yeni yapılanan bir kadrosu var.
Zaten belki de devre arasına ulaştığımızda daha bazı şeyler oturmamış olacak. Onun içine çok farklı bir şey katmam. Yani Cristiano Ronaldo'yu oynatmak için sol bekte Kazımcan'ı oynatmak zorunda kalacaksın. Yani ya da Emin Bayram Abdülkerim ikilisi mi yapacağız Ronaldo oynasın diye. Çok mantıklı bir yaklaşım değil. Bu magazinsel olarak veya bana da takip eden Galatasaraylı arkadaşlar yazıyorlar. Çok da eğleniyoruz bu konuda. Gelsin Ronaldo. İsterse dünyanın bütün en iyi futbolcuları bizim ligimizde oynasın. Benim işime gelir. Hem işimizi kolaylaştırır hem de seyir keyfini artırır. Ancak hani bu tür hayaller Fenerbahçe'de de çok kuruldu. Bu tür hayaller çok doğru yaklaşılan hayaller değil. Çok üzücü olabilir sonu. Hı-hı. O yüzden peki söylüyorum. Şu da var. Diyelim böyle bir ihtimal doğdu. Galatasaray yönetiminin de bu maliyeti karşılaması lazım. Ben çok büyük bir firma sahibi olsam böyle bir transfer için hemen sponsor olurum. Çünkü yapacağın reklamın haddi hesabı yok. Türkiye'ye bu oyuncuyu getiren kişi, işte ne bileyim mesela işte Onur İnşaat. Ben kendi adımdan söylüyorum. Tesadüfen Barsani reklamı yapmak için değil. Onur Yıldız İnşaat mesela. Olur mu yani bakayım sponsor? Hanım. Sanki yarın inşaat firması açacakmış gibi. Bakayım var mı? Oraya getirdim bilerek sanki. Ticaretten hiç bakacağım anlamam. Hemen batarım. Ben işimden memnunum. Şimdi şöyle yapalım artık. Bir haftanın büyük maçı. Beşiktaş-Trabzonspor. Birazdan Yunus Emreser bağlanacak. Trabzon'daki gelişmeleri bize aktaracak. Tabii Monaco maçı öncesinde de son durumu soracağız. Dünkü maçtan yansıyanlar var işte. Tribünlerin biraz boş kalması, ıslıklamalar vesaire. Ama Beşiktaş cephesiyle bir başlayalım ev sahibiyle. Sercan'a hemen döneyim. Gezal ilk 11 oynar mı? Saysın yerine kim oynayacak Beşiktaş'ta? En merak edilen konular bunlar. Ya Gezal bugün takımla birlikte çalışmış ama takımla birlikte çalışıyor olması maçta kesin ilk 11'de diyemeyeceğim. Geçen hafta çünkü Gezal Giresun maçında kesin 11'de denildiğinde de ben Gezal'ın oynamayacağını zaten günler öncesinde haberleştirmiştik. Söylemiştim. A-Spor'da. Şimdi de halen bence Gezal ilk 11'de oynayacak demek için erken. Onun sakatlığı biraz beklenilerek ve o gerçekten o ayağının altındaki o bir yırtık varmış. Onun sıkıntılı yani oynadıkça antrenmanda süre geçirdikçe antrenmanda efor harcadıkça zaman zaman ağrıları halen var. Bence bu sorunun gerçekten cevabı 5 günlük antrenman programına bakıp 4 günlük antrenman programına bakıp her gün çıkarsa oynayabilir diyebilirim. Ben şu an Gezal bugün çıktı ama yarın antrenmana çıkmama ihtimali var mı ya da ertesi gün var. O yüzden Gezal'la ilgili ben durumu kestiremiyorum. O yüzden net hafta bir ifade sonuna doğru yani. Evet, onunki maçtan bir gün önce belli olacak gibi duruyor. Diyelim ki oynamadı. Yani o zaman bu kez sanki kimi düşünüyor Valerian İsmail kanatlarda oynatmayı? Bu kez Enkudu'nun Gezal Oran'la ilk 11'de başlama ihtimali daha yüksek. Doğru cümle bu olabilir. Belki Redmond'ı oyuna ilk girdiği maç hatırlayamadım takım ama sağ tarafta başlamıştı Redmond. Redmond sağda, solda Kevin Enkudu. İlk kez Başakşehir maçında galiba. Başakşehir girip öyle miydi? Başakşehir mi? Sağda oynamıştı. Oradaki maçtaki gibi sağ tarafta Redmond, sol tarafta Kevin Enkudu başlayabilir. Halen bence konuşulmayan bir durum var ki Muleka ihtimali. Bu kez gerçekten çok bu yayını eğer maçtan önceki gün yapıyor olsak daha net konuşabilirim. Ama şu an net konuşamıyorum. Özellikle bu kanat durumuyla ilgili. Saysın yokluğunda Tayyip Tahlağ zaten sağ stoperde, sol stoperde hoca bence Montero'yu oynatacak. Montero. Bu bencesi. Bunun da cevabını veremem çünkü lütfen kabul edersin ki antrenmanda denenmeden hocanın kafasının içine de giremeyeceğim için net bir şey söyleyemiyorum. Ama Montero sanki bir tık daha önde gibi. Az şans verdi hoca Montero'ya bu sezon. Vermedi. Wellington'un hatıraları biraz kötü Beşiktaş'ta İstanbul Spor maçında. Oyuna sonradan girdikten sonra çok kötüydü. Hı hı. Ve gerçekten o maçtaki skor Wellington'a yazılabilecek derecede kötüydü. O nedenle bu kez Montero'ya şans geldi. Montero bu kadar bu denklemin dışında kalacak bir futbolcu değil. Geçen sezon Beşiktaş'ın iyi futbolcularındandı. Ve Montero da iyi bir futbolcu. Zaman zaman hoca belki Montero ile ilgili olumsuz fikirleri olsa da ki var. Ama bence sanki bu kez Montero'yu oynatacak gibi. Ama henüz daha belli değil bence hocanın kadro tercihleri. Hafta sonuna doğru biraz şekillenecek gibi. Beşiktaş'ta aslında bilmiyorum Yunus Emresel, Yunus abi bağlanacak mı? Süre varsa aslında hocayla da ilgili durumu biraz anlatmak gerekiyor.
Var var tabii, onu konuşacağız. Evet. Onu konuşacağız. Yani bu hoca durumu biraz içeride rahatsızlık var. Hocanın bu kadar eleştirilmesinden ziyade kazandığı bir maçtan sonra istifa tekleri açılıp görevden ayrılmasına yönelik haberler. Artı birkaç gün içerisinde yapılan Beşiktaş yönetiminin de futbolcuların da yalanladığı bazı haberlerden dolayı rahatsızlık var içeride. Şu an bakıyorum mesela Beşiktaş Giresunspor'u yendi. Puan tablosunda da kötü değil. Evet, bir puan geride. Evet. 18-17. Yani, tabii yani Yusuf Kenan Çalık çok iyi Fenerbahçe'yi anlattı. Hatta anlatırken dedi ki son 15 yıldaki en iyi 2. 3. sezon gibi değil mi? Oyun abi? Olarak. Oyun olarak. Yani bu kadar Fenerbahçe puan olarak daha iyi sezonları vardır. Fenerbahçe taraftarı diyeyim o zaman. Fenerbahçe taraftarı şu an Fenerbahçe'nin durumundan memnun. Hı-hı. Oyundan memnun. Puan tablosuna baktığımız zaman istifa tekleri açılan Valerian İsmail ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı veya bir maçlık eksiği vardır. Kapanır en fazla 2 puan önüne geçebilir kazanırsa Fenerbahçe. Ya bu kadar Beşiktaş'ta enseyi karartacak bir durum yok. Beşiktaş'ta istifa sesleri çıkartacak bir durum yok. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci takım konumunda. Hı hı. Beşiktaş bu sezon ligde kalesinde gol pozisyonu veren en az takım. 0.75 ortalamayla. Beşiktaş 5 büyük ligde kalesine en az şut gelen ikinci takım. Birincisi Manchester City. Bunları söylüyorum. Bunları söylememdeki sebep şu aslında benim. Beşiktaş'ın oyunu eleştirilmeli. Valerian İsmail eleştirilmeli. Valerian İsmail'in oyuncu tercihleri eleştirilmeli. Valerian İsmail'in oyuncu değişikliklerinde yaptığı hatalar eleştirilmeli. Bazı oyuncuları fazla tahammül etmesi eleştirilmeli. Oyunu eleştirilmeli. Ama Valerian İsmail'i görevden ayrılsın. Başka bir hoca gelsin. Evine gitsin. Hoca değil. Bu fitnessçi. Bunlar bence yanlış. Ve bunlar biraz fazla haksızlık yapılıyor. Fitnessçi mi? Yani diyorlar evet, öyle, sadece öyle kondisyoner. Evet, takımı yani, çalıştırsın, taktiği başkası versin. Esprileri de döndü. Babamla konuşuyoruz veya işte şey... Gordon Min Beşiktaş'a geldiğinde kariyer olarak Valerian İsmail seviyesinde bir teknik direktördü. Oradaki oyuncu grubunun yardımıyla hocanın Gordon Hoca'ya karşılaştırmak için söylemiyorum. Örneği olduğu için söylüyorum. Ya Gordon Min gibi olabilecek en azından ihtimali var. Ki Gordon Min 2-3 sezon hiçbir şey yapamadı. Yapamadı abi. Ona rağmen kaldı evet. Beşiktaş'ta. Sonra müthiş başarılar geldi ama şu anki futbol iklimimiz öyle değil. Çok ciddi bir yönetim istikrarı vardı değil. Ama o dönem. Tabii. Puan durumunda Beşiktaş 18 puan toplamış 9. hafta baz alındığında. Ha, doğru puan. Az önce ben 18-17 dedim doğru. Yok, lider 18, grubun 18. içinde Beşiktaş. Evet evet. Lider sporda 18 puanı var. Evet doğru. Beşiktaş. İşte ekranda son, puan durumu. Evet bu puan durumuna bakarak yani elini birazcık vicdanına koyan biri hoca ayrılmalı dememeli bence. Hocanın eksiklikleri konuşulabilir. Hı-hı. Hocanın yanlışlıkları konuşulabilir. Ama Valerian İsmail ayrılsın demek bence çok fazla haksızlık. Hı hı. Ki Beşiktaş'ın bazen oyunlarında kopma yaşanıyor ama bu kadar da kötü durumda değil. Hoca gitsin, yeni bir hoca gelsin gündemi bence Beşiktaş'ta hı hı. oluşmamalı. Beşiktaş 9 haftalar baz alındığında 18 puan ve üzerine eriştiği her sezon şampiyon olmuş. 2008-2009 Şenol Hocalı 2 yıl ki Sergen Hoca'yı söylemiyorum. Sergen Hoca da daha 9 haftada daha az puan toplamıştı. Evet, 18 puan ve üstüne falan düşmüştü. Düştü. 18 puan ve üzerine çıktığı her maçta her 9 sezonda 9 maçlık baz alındığında şampiyon olmuş. Bu yılda böyle bir ihtimal var mı? Bence var. Kuvvetli bir ihtimal var. Tabii. Şimdi o zaman bir Trabzon'a gidelim. Yunus Emre Sel bize Trabzon'la ilgili son durumu bir anlatsın Monaco maçı öncesinde. Yunus Emre hoş geldin yayınımıza. İyi akşamlar. Nasılsın? Hoş. İyi misin? Teşekkürler Onur İldiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Muhabir arkadaşlarıma da selamlar. Yusuf sen de hoş geldin. Merhabalar. Tekrardan merhabalar. Şimdi dün geceden bir başlayalım. Dün gece benim en çok merak ettiğim şeylerden ikisini sana sorayım hemen başta. Bir, oyuna oyuncular girerken ıslıklamalar. İki, hatta bence bundan da daha çok konuşulması gereken durum. Tribünler niye boş kaldı? Kazansaydı... Ya boş kaldı derken biz alışmıştık Trabzonspor'un hani son bir yıldır tribünlerine full oynamasına. Ama bu da bir enteresan. Dün kazansaydı lider olacaktı.
Şu an zaten son şampiyon. Böyle bir seyirci niye o havayı kaybetti? Sen bunu en iyi bilenlerden birisin, en iyi yorumlayacak olanlardan birisin. Seni dinliyoruz. Seyirciyle başlayalım isterseniz. Aslında dün tribünde azımsanmayacak bir taraftar grubu vardı. 25.415 taraftar vardı tribünde. Ancak stadyumun kapasitesi tabii 41.000 olunca stadyum maalesef boş gözüküyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de çok sayıda kombine bilet satıldı ve kombine bilet alanların birçoğu maça gitmediği için ya belki performansı beğenmeyen oluyor, belki o sırada hafta içi maçı saat 8'de başlıyor, 10'da bitiyor. Belki mesai durumu gibi etmenlerden de etkili olabilir. Bu nedenlerden dolayı tamamen dolu gözükmedi ama 25.415 taraftar yine de bu ligde birçok takımın ortalamasının çok çok üzerinde bir seyirci. Ama sizin söylediğiniz doğru. Geçen sezon 38.000 ortalamaya oynuyordu Trabzonspor. Yani 38.000'den bu sayıya düşmek gerçekten Trabzonspor adına üzüntü verici. Ama bunun bir diğer noktası da Perşembe günü de bir maç oynayacak Trabzonspor ve Monaco maçı da var. Sonuç olarak bilet fiyatları da ortadayken belki stadyuma ulaşım imkanları gibi etmenler, bunu mazeret olarak söylemiyorum ama taraftar açısından bakıldığında bunlar da etkili olmuş olabilir. Ama hepsinden önemlisi tabii ki futbol. Yani bu sezon Trabzonspor çok taraftarı tatmin edebilecek bir performans ortaya koymadı şu ana kadar. Aslında bunu maçtan sonra Abdullah Hoca da özetledi. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Önce kendimden başlayacağım, öz eleştiri yapacağım. Sonra oyuncuların bireysel performanslarını eleştirecek ve neleri değiştireceğimize bakacağız. Ama öncelikli hedefimiz Kasım ayındaki Dünya Kupası arasına kadar bu takımla girmek, bu takımı oraya bir şekilde getirmek dedi. Dünkü aslında maçtan sonra Abdullah Hoca'nın yaptığı açıklamalar maçtaki futbolun çok önüne geçti. İlk 45 dakikasında hani futbol adına yorumlayacağımız hiçbir performans yoktu. Ne Trabzonspor adına ne de Kasımpaşa adına. İkinci 45 dakikada biraz Bamen'in oyuna girişinden sonra en azından bir kıpırdanma oldu Trabzonspor'da. Ancak yine de hani çok baskın, dominant bir oyun oynandığını söyleyemeyiz. Maç sonu hocanın yaptığı açıklamalar. Şu an oyuncularımın önemli bir bölümü mental anlamda sorunlu. Yani zihinsel anlamda sorunlu diyor baskıdan dolayı. Giren oyuncu ıslıklanıyor, çıkan oyuncu ıslıklanıyor. Maç içerisinde bir tepki varsa bana yapın, tüm takıma yapın ama bireysel olarak bu tepkiyi göstermeyin. Maç sonunda tepkinizi dile getirin diyor. Yani burada senin söylediğin soru aslında. Yani Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı özelinde aslında oldu bunlar. Yusuf Yazıcı oyundan çıkarken bir uğultu oldu ve Abdülkadir Ömür oyuna girerken bir uğultu oldu. Bu sezon başından itibaren özellikle Abdülkadir Ömür'le ilgili devam eden bir durum. Çünkü Abdülkadir Ömür çok ciddi sakatlıklar yaşadı ve bu sakatlıklardan dönüşte bir türlü o istenilen form seviyesine ulaşılamadı. Yani geçmişteki Abdülkadir Ömür ile şu anki Abdülkadir Ömür'ün performansı arasında ciddi bir farklılık var ve özellikle de Edin Visca'nın sakatlanmasından sonra herkes en azından o geçiş dönemini bir şekilde onunla idare edebileceğini düşünüyordu. Ama bu beklentilerin uzağında kalınca insanlar tabii ki bu tepkiyi biraz daha dillendirmeye başladı şu an itibariyle. Ve Yusuf Yazıcı da dünkü maç özelinde yine beklenenden uzak olunca bu tepkilerin dozajı arttı. Ama bu bir maçta mı kalacak yoksa devam edecek mi, bunu Monaco maçı ve devam eden süreçte göreceğiz. Çünkü çok yoğun, sıkışık bir maç trafiği var Trabzonspor'da. Yani Perşembe günü Monaco maçı, ardından tekrar Beşiktaş maçı, Kızıl Yıldız maçı, hafta sonu bir maç. Yani nefes alacak bir vakit yok. Bir şeyleri çok radikal bir şekilde değiştirebilecek bir süreç yok. Yani oyun sistemini değiştirebileceğiniz, formasyon değişikliğine gideceğiniz veya ilk 11'de radikal değişimlere gidiyorum diyebileceğiniz bir ortama sahip değil. Bunu Fenerbahçe yapıyor ama Fenerbahçe bunu sezon başından itibaren oturmuş bir şekilde yapıyor. Yani Avrupa'da başka bir kadroyla oynuyor, ligde başka bir kadroyla oynuyor. Yani Fenerbahçe muhabiri arkadaşlara Allah kolaylık versin. İlk 11'i tutturmak orada gerçekten çok çok zor şu an itibaren. Doğru. Ama bunu Trabzonspor'da yapabilmek, yapmak şu an için ve Abdullah Hoca yapmadı, yapacak gibi de gözükmüyor. Trabzonspor'da son Monaco maçının 11'inden iki isim değişti. Savunmada Dansfil yerine Hugo başladı. Sağ kanatta da Bardi'yi aslında kanattan çekip Bakasetas'ı ortaya koydu. Yusuf'u kanata çekti. Yani iki isim değişti. Şimdi Perşembe günü Monaco maçı var. Bakıyoruz ilk 11'de kim değişecek? Yine iki ihtimal. Ya biri mecburiyetten
Maxi Gomez kart cezalısı olduğu için Umut Bozok'la başlayacak maça. Diğeri de yine stoperde belki Hugo'yu değil de Densville'i tercih edecek. Ama yedek kulübesine bakıldığında özellikle taraftarların görmek istediği isimler var. Lahdimi, Naci Ünü var, Bamen. Bu isimleri bir şekilde taraftarlar sahada görmek, onların performansını hissetmek istiyor. Özellikle Bamen bence Kasımpaşa maçında çok olumlu sinyaller verdi oyuna girdikten sonra. Siopis, Hamşik, Bakasetas üçlüsüyle uzun zamandır devam ediyor Abdullah Hoca. Ama bu kez sanki orada Bamen oyuna girdikten sonra o üçlüyü bozabilecek, yani o üçlünün arasına girebilecekmişin sinyallerini verdi. Özetlersek şöyle toparlayayım bunu. Eğer Monaco maçında da tribünler boş kalır veya bu protestolar devam ederse bu takımın futbolunun gerçekten taraftarı çok net bir şekilde tatmin etmediğini dışa vurmuş hali olacak gibi gözüküyor. Evet, peki şimdi kritik bir Monaco maçı da var. Bu maça yönelik de bir konuşalım. Trabzonspor bu maçı kazanamazsa, berabere bile kalsa grupta çıkma ihtimali bayağı bir azalacak. Bu maç öncesi takımın motivasyonu nasıl? Avrupa motivasyonu nasıl Trabzonspor'un şu anda? Yani Monaco deplasmanında oraya gittik Alspor adına ve orada hani kırmızı kart görüldüğü için hani çok bir şeyleri anlayabileceğimiz 90 dakika izleyemedik. Ama maçtan sonra bence onların teknik direktörünün yaptığı açıklama buradaki maçın atmosferini taraftarın belirleyeceğinin net bir özetiydi. Yani oradaki maçta bile tribünde çok yoğun bir Trabzonspor taraftar baskısı vardı ve maçtan sonra şu ifadeyi kullandı. Burada taraftar, bu taraftar topluluğunu gördükten sonra Trabzon'da neler olabileceğini açıkçası kestiremiyorum dedi. Yani buradaki maçta, Monaco maçında Trabzonspor taraftarlarının sergileyeceği tutum gerçekten Trabzonspor adına çok ciddi bir itici güç olacak. Monaco'yu zaten hepimiz biliyoruz. Nasıl bir artık prenslik diyelim, yani şehir değil bir prenslik. Orada bir futbol takımı var ama bir futbol kültüründen bahsetmek çok mümkün değil. Yani tribününde taraftar topluluğu yok. O yüzden bu maçta taraftar Trabzonspor'un eğer ciddi bir itici gücü olursa Trabzonspor adına çok olumlu pozitif şeyleri sahada görebiliriz. Ama az önce söylediğim gibi yani 11'de çok radikal değişimler yapabileceğinin sinyalini vermiyor Abdullah Hoca. Yine şöyle bir muhtemel 11 olacak gibi gözüküyor. Kalede Oğurcan Çakır, savunma sahanda Larsen, stoperde Bartra, Densville ikilisi, sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada bu kez Siopis, Hamşik, Bakasetas demeyeceğim. Bamen, Hamşik, Bakasetas, sağda Canini, solda Trezeguet, ileride de Umut Bozok'un olacağı bir kadro bekleyeceğiz. Umut Bozok'un 11'de olması gerçekten bakalım neleri değiştirecek. Çünkü Maxi Gomez iyi niyetli, çok mücadele ediyor, takım adına bir şeyler yapmaya çalışıyor ama şu ana kadar ligde bir skor katkısı yapamadı. Yani bu çok önemli bir dezavantaj. Yani geçen sezon çok eleştirilen Cornelius bile çok ciddi anlamda skor katkısına ulaşmışken Maxi Gomez henüz bir skor katkısı, gol katkısı yapamadı. Umut Bozok daha çok oyuna sonradan girse bile gol attığı maçlarda takımına ciddi katkı yaptı. 11'deki performansı bu yüzden bence çok değerli olacak. Bir de az önce söylediğim gibi taraftar Monaco maçının kilit rolünü üstlenecek bence. Peki şimdi son olarak sana bir soru soracağım. Cevabı muhtemelen kısa. Şimdi biliyorsun muhabir masasında bizim bir klasiğimizdir. Büyük maçlar öncesi, derbiler öncesi skor tahmini alırız. Az sonra stüdyodaki arkadaşlarımıza da soracağım ama tabii Monaco maçı var. Önce bir onu atlatması lazım Trabzon'un. Ondan bağımsız olarak Beşiktaş-Trabzonspor maçının skor tahminiyle sana iyi akşamlar diyelim. Sercan'ı görüyorum orada. Acaban ne diyecekti şimdi? Takılıyor. Ben bu maçı gerçekten bunu Beşiktaş 6 maçtır kendi sahasında Trabzonspor'u mağlup edemiyor son 6 maçtır. Yani bu da Beşiktaş'a denen farklı bir istatistik. Ben Trabzonspor'un İstanbul'dan 2-1'lik galibiyetle döneceğini düşünüyorum açıkçası. Galibiyetle dönecek diyorsun. Peki. Hı-hı. O halde Trabzonspor'a Monaco maçında başarılar diliyoruz. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İstanbul'da görüşürüz. İyi akşamlar. Abi. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ olun. Peki madem İstanbul'da görüşürüz diyorsun. Skor olarak nasıl bir tahminin var? Fenerbahçe maçında 4-1 demişti. Yaklaştım. Merak ediyorum. Yaklaştın tabii ki. Bayağı bir... Abi yani
Yunus Emre Selim. Ama orada hepimiz yanıldık. Çünkü Beşiktaş-Fenerbahçe maçının çok gollü, hani çok keyifli bir maç olacağını umuyordu herkes. Forma yarışması yaptık. Çok az çıktı 0-0. Tabii yani. Onu da her skoru veren birisi aldı yani. Öyle söyleyeyim. Abi ben... Orada makine oynamıştır. Ne olabilir? Öyle diyorlar yani. Makine oynamıştır onu. Trabzonspor'un oynadığı oyun son zamanlarda çok da iç açıcı değil yani. Yunus Emre Selin söylediği istatistiki bilgi çok şey, baskın bir şey. O da var. Vodafone'da 6 yıldır. Vodafone'da hep iyi oynadı Trabzonspor. Hoca kim olursa olsun. Yani her kim olursa olsun hep iyi oynadı. Ama bu kez düşündüğüm zaman Beşiktaş'ın gerçekten ben kazanacağı düşüncesi bende daha fazla ağır basıyor. 4-1 falan demeyeceğim tabii ki. Öyle bir 5-0 mı diyeceksin? O an öyle hissetmiştim. Yani sadece içimden geçeni söyledim Fenerbahçe belki maçında. Biraz Ahmet Selim Kulu 3-1 demesi bu arada biraz ben hala aynı fikirdeyim zorla, Ahmet zorla. Konusunda. Arkasından konuşmuş gibi olmayayım arkadaşımın. Onun 3-1 dediği ihtimal, Fenerbahçe 3-1 kazanır dediği ihtimal Beşiktaş'ın 4-1 kazanmasından daha az olası bence. Ne şartlara göre değişir mi? Hangi statta oynanıyor? Vodafone'da oynanıyor. Çok uzun zamandır kazanamadı Fenerbahçe. Tabii ya onunki konuşulması gerekiyordu bence. Ama 4-1'lik galibiyette çok fazla görülmedi son dönemde derbilerde. Yok abi evet. Yok yani. Son zamanlarda yok. O kadar gol de yok. Abi ben bu maçta böyle 2-0'lık, 2-1'lik bir Beşiktaş galibiyet. 2-0 ya da 2-1. Ya çok böyle şey yapamayacağım 3-1 4, o değil ama 2-0 2-1'lik bir Trabzonspor mağlubiyeti. Az kalsın galibiyeti diyecek zannettim. Evet evet öyle diyordum az kalsın. Peki sence maç hem nasıl gider oyun olarak hem de skor tahminin var mı? Ya da skor tahminim yok şu kazanır ya da beraber hep terbi diyebilirsin. Skor tahmini zor yani kolay bir şey değil. Ama derbilerde zaten çok tahmin yapılacak bir durum yok ama Monaco maçı var. Geçen sene Avrupa'da değildi Trabzonspor. Ben yazdığımda hani bunu biraz ironi olarak da yazdım ama Avrupa'dan Roma'ya elenmesi aslında şampiyonluk yarışında da çok önemli bir avantaj oldu. Keşke Avrupa'da kalsa, ülke puanına katkı verse, Avrupa'da bir mücadeleye tabii çıkabilse. Ama aması da var. Yani bizim takımlarımız Avrupa'da mücadele ederken ligde zorlanıyorlar. Bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'ın ufak artıları da bunlar. Avantaj, Avrupa'da değiller. Daha az maç oynuyorlar. O yüzden daha az yorgunluk, daha az sakatlık ihtimali. Avrupa'dan dönen bir Trabzonspor'un bu kadar az rotasyon, Yunus Emre çok güzel değindi o konuya. Çok az rotasyon yapıyor. Fiziksel olarak biraz yıpranma ihtimali yüksek. Ligde oynatabileceği kadroda yerli oyuncu sayısı az. Yusuf Yazıcı'yı oynatıyor. Yusuf'un bildiğim kadarıyla bir sakatlığı var. O sakatlıktan henüz tam istediği gibi kurtulamadı. O yüzden hangi yerli oyuncuyu oynatacak? Kadro kısıtlı. Merkezde ya son maçta Siopis'i çıkarttı. Ben açıkçası değişiklikler konusunda Abdullah Hoca'yı son maçta çok ne yapmak istediği konusunda anlayamadım. Muhtemelen o hani otursak burada anlatır ne yapmak istediğini ama hani Siopis'i çıkartıp çok fazla hücumcu koyup orada daha fazla yer alacağını veya hücum sürekliliğini sağlayacağını düşünmüş olabilir. Bunu Galatasaray'da Okan Hoca yapmıştı. Torreira'yı çıkartıp son 10 dakikada uzatmalarla birlikte. Olmuyor. O öyle bir şey değil. Yani Trabzonspor'un daha büyük sorunları var bence. Oyun olarak Beşiktaş'a nazaran. Evinde oynuyorsun. Tartışılıyor belki ama kilit oyuncuları yavaş yavaş geri dönüyor Beşiktaş'ın. Sezon başında eğer Gezal ve Josef sakatlanmasaydı bugün Beşiktaş'ın bu tartışmaların hiçbirisini konuşmuyor olurduk. Öyle söyleyeyim, öyle ifade etmiş olayım. Ben de Beşiktaş'ı biraz daha şanslı görüyorum. Peki, Emre Kaplan, sence? Ben yine biraz politik cevap vereceğim. Gollü beraberlik altını gideceksin. Altını doldurarak politik cevap vereceğim bu sefer. 1-1'lik bir beraberlik bekliyorum. Çünkü argümanım şu, yani Valerian İsmail, az önce Sercan biraz olumlu bir tablo çizdi ama çok fazla tartışıldığı da bir gerçek ve bence Valerian İsmail adına en talihsiz kısmı şu, bu tartışmalardan çok fazla etkileniyor. Verdiği kararlarla en başından beri bunu bize gösterdi. İşte üçlüden dörtlüye döndü, daha önce de konuştuk. İşte oyuncu değişikliklerinde, oyuncu tercihlerinde medyanın ya da taraftarın ya da camianın sözlerine, yönlendirmelerine çok fazla kulak kabarttığını görüyoruz. Tercihlerinde bunları görüyoruz, oyuncu değişikliklerinde de görüyoruz. Bu nedenle bir baskı altında olacaktır. Yani Beşiktaş'ın çok rahat bir şekilde maça başlayabileceği bir atmosfer olabileceğini düşünmüyorum. Benzer bir durum Trabzonspor için de var. Yani aslında Beşiktaş-Fenerbahçe maçında bizim beklentimiz çok daha futbol kalitesinin üst düzeyde olmasıydı ama öncelikler biraz farklı oluştu. Beşiktaş biraz daha kaybetmeme düşüncesi herkesin aklının bir köşesinde vardı. Bir felaket senaryosu oluşmaması adına. Fenerbahçe için de deplasmanda bir puan iyiydi. Yani 3 puanı çok zorlayacak bir şey görmedik.
Şimdi benzer ruh halleriyle ben Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da sahaya çıkacağını düşünüyorum. O yüzden ben beraberliğe yakın bir, çok gollü olmayacak bir maç bekliyorum. Bu sefer de 6-5 falan biter muhtemelen. Olabilir. Peki. Onur Yıldız. Şimdi ben normalde Perşembe Pazartesi oynansa biraz daha farklı olurdu. Ama Trabzonspor için Perşembe maç oynayıp, işte Cuma bir idman yapıp, Cumartesi gelip işte maça çıkması Pazar günü. Bunun, bu yorucu temponun bir dezavantajı olacağını düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş bence bir adım önde. Yani bu maçı biri kazanacaksa %51 Beşiktaş, hani dinlenmiş olmanın verdiği avantajla bu maçı alabilir diye düşünüyorum. Monaco maçının skoruna da bağlı bu arada. Tabii belki moralli yani olacak Trabzonspor. O yorgunluğu atacak o moral. Yani o da yani olabilir. Hepsi bir etken. Şimdi Galatasaray'la da ilgili Icardi'nin son 3 dakikamız. Icardi'nin ilk 11'de olup olmayacağını merak ediyoruz. Ve kanatta kim oynayacak? Bir değişiklik düşünüyor mu Okan Buruk? Icardi çok Kayseri yüksek maçında. Çok yüksek olasılıkla hafta içinde ekstra bir sakatlık durumu olmasa ilk 11'de olacak Kayseri maçında. Sol bek konusu merak ediliyor. Çünkü orada yerli rotasyonunu genişletmesi gerekiyor Okan Hoca'nın. Berkan ismi çok telaffuz edildi. Emre Taşdemir'i zaman zaman konuştuk oynar mı diye. Mesela biz geçen antrenman öncesi Okan Hoca'ya bunu sorduğumuzda önemli bir detay, Emre Taşdemir'in ismini hiç zikretmedi. Şu an kadroda yer alıyor, takımla çalışıyor ama yerli rotasyonuna dahil edeceği oyuncular arasında ismini zikretmedi. Geçen hafta 30 dakikalık iki maç oynandı, antrenman maçı takım içinde. Orada da Kazımcan sol bekte denendi. Yüksek olasılıkla biz Kazımcan'ı Kayseri karşısında sol bekte göreceğiz. Oradan açılan bir kişilik bir rotasyonu var Galatasaray'ın. Yunus ve Kerem ikilisi ki şu an en çok tartışılan isimler Galatasaray'da. Kerem kenara gelecek gibi gözüküyor. Orada da tercih edilecek isim Raşitsa gibi. Çünkü antrenman performansının iyi olduğu bilgisi var. Zaten yani düzenli oynaması düşünülen bir oyuncu ama tabii yerli denkleminden dolayı bunu yapabilmek çok kolay değil. Kerem'i kenara alıp Raşitsa'yı solda oynatacak gibi gözüküyor Okan Hoca. Bir diğer kurgu şu. Mata'yla Mertens'i aynı anda sahaya atmak. Mata'yı 10 numara pozisyonda, Mertens'i solda. Orada da orta sahanın merkezinde Oliveira'nın yerine Mitchell tercihi. Yani ileride biraz daha direnci düşük oyuncular olduğu zaman Mitchell'i orayı destekleme düşüncesi var. Ama bu B planı şu an Okan Hoca'nın Kayseri maçında çok büyük bir değişiklik olmazsa A planı Kazımcan sol bekte, Raşitsa sol önde. Zaten diğer isimler çok değişmeyecek. Icardi de ilk 11'de başlar. Peki bunlar önemli. Kayseri Spor maçı öncesi bize Galatasaray ile ilgili ışık tutuyor. Son bir dakikamız, anketi bir gösterebilir miyiz sevgili Tolga yönetmenimizden? Heyecanla bekliyoruz. Merakla bir tık daha kapanmış fark ama anketi program süresince Weghorst kazandı. %57.7. Yalnız yaklaşık yarım saatte 6000'den fazla oy. Katılım için teşekkür ediyoruz. Batshuayi mi Weghorst mu anketinde kazanan Weghorst oldu. Halkımız her zaman haklıdır. Deyip geceyi halka oynayarak, tribünlere oynayarak noktaladı Sercan Dikme. Peki valla bugün hani daha konuşulacak şeyler de vardı ama çok aktı gitti program. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Ben konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Ahmet'in yerini doldurabildiysem ne mutlu bana. Çok keyifliydi. Zaten Ahmet'i de gördük Yunanistan'da. Oradan Kıbrıs Rum kesimine geçecek. Ona da tekrar hem de Fenerbahçe'ye de başarılar dileyelim. Avrupa Kupalarındaki bütün takımlarımıza başarılar dileyelim. Yusuf Kenan Çalık çok teşekkür ediyorum. Sercan Dikme çok teşekkür ediyorum. Sevgili Süheyl Uygur size de çok teşekkür ediyorum. Kravatınızla geceye renk kattınız. Çok keyifli program oldu. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.